Bu da ne hoş. Ay küçük görümce. Kaç ben yaşındasın sen? 23, Ekim'de 23'e gireceğim. Örtü de yalnız dikkatimi... Örtü benim çeyizimden. Verdik ama... bu da benim masama pek yakışırmış aslında diye değil mi? Şişman zeytinlerden 3 tane. 3 tane çok olur ya, bir tane alalım. Seni seviyorum ne demek? Masiporom. Masiporom. Bu bir dramdır poşet yalnız. Poşet, poşet, poşet yok. Pardon, kimse var mı? Barbekü sos var mı? Sizde barbekü sos var mıydı acaba? Hazineyi buldum. Sarma mı? Aa ben görmedim valla. Nereden biliyor? Siz mi ispiklediniz? Çay elinden öteye. Tun beni, oy koy verdun gitun beni. Kuşları vurdum deriye Leyla'm. Dersin kolların kuruyor Leyla'm. Belki servis gelir. İçinde fazla bir emeği yok. Kıtır ekmeği de hazır. Peki bir tanem domates çorbası. Domatesi nerede? Ama Nimet'e burun kıvırmak da bence hiç hoş bir davranış. Eleştiriler başladıktan sonra pelçeleri çıktı ortaya. Misafirinize böyle dili uzun olunca size nasıldır bilemiyorum. O lapa olan birbirine karışmış pilavın tadına bakar mısın? Tamam, sakin ol. Eleştiri açık olmasaydınız bu yarışmaya katılmayacaktınız. Burada zaten puanın sıfır oldu. Büyüğüm olduğu için daha fazla kendisiyle bir olmayı düşünmüyorum. Ya çok pardon, ben bir su alacağım. Aliye Hanım! Ah ben su almaya gelmiştim, lafa daldım. Anladım. Dalmışsınızdır mutlaka. Bıçakla şöyle önüne döner misin? Ama ben gerçekten şu an gerildim. Aliye Hanımcığım artık gelebilir misiniz lütfen? Boş ama saygısızlıkla yaftalanıyorum şu anda. Bu da ben saygısızlık hiçbir şey yapmadım. Ben kalkabilir miyim arkadaşlar? Nereye? Gerçekten ben katlanamayacağım bu saygısızlık şeyin. Bu hepimize yapıldı. Evet geldik gecenin finaline ve açık puanlamaya. Nasıl? Bu emeğin içinde daha çok. Buyurun Sıdık Hanım, sizin de puanınız. Benim de puanım duyguya. Size nasıl bir saygısızlığım oldu acaba? İnanın siz farkında değilsiniz. Aliye Hanım'a ikinci yemeği getirdiğinizde elleriniz titriyordu. Buyurun Şükrü Hanım, sizin de son olarak puanınızı öğrenelim. Niye derseniz ben hala elim ayağım sakır sakır titriyor. Gelinlerin lezzet için çalıştığı, sofrada kaynanaların çarpıştığı en organik yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofra'da başlıyor. Fox ekranlarından herkese merhaba. Büyük finale bir gün kala 4. gün yarışmacılarımız sevgili Fariye Hanım ve gelini Duygu için Esenyurt'tayız. Masamızın en sessiz kayınvalidesi yarışma sırası kendilerinde olunca bakalım bu sessizliğini koruyabilecek mi? Yoksa onun da sesini bol bol duyacak mıyız? Çok merak ediyorum. Evde kimler var? Bizi neler bekliyor? Ben daha fazla ev sahibelerimizi bekletmek istemiyorum. Ve Fariye Hanım'la Duygu'nun evine doğru ilerliyorum. Siz de buyurun. Aa, kapıda ne hoş. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba. Fatih. Merhabalar. Merhaba Pınar. Pınar. Görünce. Merhaba. Merhaba Fatih. Fatih Bey memnun eşi. Oldum. Ben de memnun oldum. Böyle buyurun, bir buyurun, buyurun. Şimdi dilerseniz gelinimizi ve kayınvalidelerini yakından tanıyalım. İsmim Duygu Gündoğdu. Çocuk gelişim mezunuyum. Okul öncesi öğretmenliği yapıyorum. Eşimle yaklaşık 11 aylık evliyiz. Ekim'de tam bir yılımız doluyor. Annemle de bir yıldır aile olduk, anne olduk bu şekilde. İsmim Fahriye Gündoğdu. Emekli matematik öğretmeniyim. Gelinimi çok seviyorum. Kızım gibi. İkinci kızım. Nasılsınız?
Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim canım, sağ ol. Ben sizin çok eski çocukluktan beri falan hayranım. Sihirli annem zamanından. Çocukluk deyince eyvah yaş ortaya çıkacak. Sihirli annemi mi izliyordu? Evet çok severdim. Bir nesil benimle büyüdü zaten. Evet. Kimin fikriydi yarışmaya katılmak? Benim. Evet. Ne dedim ben sonra. Öyle bir yemek yaparım ki Türkiye görsün. Bir de büyük ödül de kaparım. Evet. Mı dedi? Biz ailecek böyle değişik şeyler yapmayı, hani bunu da yapmıştık demeyi çok seviyoruz. Böyle tatlı anılar biriktirmeyi çok seviyoruz. Ne güzel. Böyle de bir imkan olunca, bize de şanslı olunca katılmak istedim açıkçası. İyi yapmışsın. Annemi aradık hemen böyle. Annemin dediği cevap, ne zaman geliyorum? Evet, normalde nerede yaşıyordu Fahriye Hanım? Balıkesir, Edremit. Balıkesir, Edremit'te kızıyla yaşıyor. 3 ayda bir mi buradasın? 3 ay önce geldim, 10 gün kaldım, tekrar gittim. Tekrar geldi. Ama hep burada kalıyor anladığım kadarıyla. Yani geldiğinde bize geliyor. Yani biz, şimdi bizim isteme, düğün, söz, nişan çok hızlı gelişti. Ne kadar da hızlı gelişti? Bir yıl içinde hepsi oldu. Aynen. Değil mi? Gördün güzel kızı Fatih. Kapıyı hiç kaçırmayayım dedi. Bir yıl mı oldu evleneli? 11 ay. Olacak tam. Ekim 7'sinde tam da çok az kalmış. Hadi evet, bakalım evet. Uzun uzun. Yıllarınız olsun, bir ömür boyu mutlu olun, ayrılmayın inşallah. Nasıldı o tanışma anı? Çok kısa Fatih'ten dinlemek istiyorum. Tanışma anı eskiye dayanıyor, daha eskiye dayanıyor. 2 yıl önceye dayanıyor. Daha önceden gördüm, evet. Beğendim. Daha sonra kaybettim. Hani 2 yıl ulaşamadım. Nasıl kaybettin? Yani, cüzdan mı bu ya? Nasıl kaybettin? Okulda okuyordu. Ben de o okulun civarında işim gereği oralarda bulunuyordum. Ondan sonra gördükten sonra 2 yıl bir ulaşamadım. 2 yıl sonra bir daha karşıma çıktı. 2 yıl sonra kadere bak. Evet. Sosyal medyadan bir şekilde ulaştım. DM'den yürüdün. Bir şekilde ulaştım yani. Sosyal medyada olmasa ne yapacak bu gençler? Hatta kimle konuşsak sosyal medyadan ulaştım. Evet. Oradan şey yaptım, konuştum. Şöyle bir şey var artık, hani bana cevap vermiyor. En son numaramı yazdım artık hani. Arayacaksan ara gibisinden. Artık ya. Yani. Biraz artık bir ses ver evet, falan. Sen de naz yaptın tabii. Ya naz... Hemen olur mu öyle ya? Ya naz değil de yani çok hayatımın o sıralarında bu tarz bir şeye şeyim yoktu, mailim yoktu evet, diyelim. Evet çok gençsin yani. Ama aşk galip çıktı herhalde. Evet çıktı. Arada hürele bir sene içerisinde söz, nişan, düğün bitti gitti. Yani 3 ay sonra nişanı yaptık, 3 ay sonra düğün. Tabii. İstemeye yarışan biri oldu. Üç ay sonra düğün. İyi fazla masraf olmamıştır. Her şey bir arada. Çıkarttık. Bir yaz çıkarttık. Bir yaz çıkardık. Yani biz sevgili olduk. Bir yılın sonunda evliydik. Öyle söyleyeyim. Maşallah. Hızla gitmişler. Görümcemiz. Ay küçük görümce. Kaç yaşındasın sen? 23. Ekim'de 23'e gireceğim. Dersin, gerçekten. Ben bir 15 falan beklediğim için. Sen kaç yaşındasın ki tatlım falan. 23 mü? Herkes öyle diyor. Minyon çatı patı ne avantaj ama. Bak sen ömür billah yaşlanmazsın. İnşallah bakalım. Vallahi bile minyonların öyle bir avantajı var yani değil mi? Hani gitgide herkes küçültüyor da yaşım. Hani ilk önce bir 18 diyorlardı, şimdi 15'e indi. İndi değil mi benimle beraber? Bakalım. Ben de dedim herhalde yani işte liseden yeni mezun oldu falan filan. O kaç yıl oldu? O kaç yıl? Üniversite mi okuyorsun? Bitirdim. Sen ne iş yapıyordun Fatih? Ben reklamcıyım. Reklam ajansında çalışıyorum. Aa çok güzel. Harika. Herkes çalışıyor. Vallahi ben emekliyim. Emekli öğretmenim. Yani ben emekli. Okumuş, kültürlü, tabii. Eğitimli bir ailemiz var. Ne kadar güzel. Herkes aile bütçesine katkıda bulunuyor. Harika. Peki alışverişe gideceksin. Sohbet evet. Güzel. Sonra evet. Devam edeceğiz evet. Mutfakta ama evet. İşin en önemli adımı alışveriş. Evet. Çünkü malzemeler tamamsa, her şey güzelse yemek de güzel olur. Evet eksik olduğum problem. Diye umuyoruz. Evet aynen öyle. Menü nasıl? Önce bir menüyü saysana. Menü domates çorbası. Hı. Yanında böyle ayrı minik böyle kalplik kapları aldım minik böyle. İşte kıtır ekmek, tereyağlı kıtır ekmek ve kaşar peynirin ayrı ayrı. Belki istemeyen karışmış olmasın, herkesin önünde doğru. Olsun. İsteyen evet. İstediği kadar koyar diye. Hı. O şekilde servis edeceğim. Sandal sefası var, kabaklı kıymalı. İçinde böyle var. Kabağın içine. Çok aynen. Severim. Evet. Yanında şehriye pilavımız var. Ara sıcak olarak da mini Karadeniz pidesi yapacağım. Ne pidesi? Karadeniz pideleri var. Karadeniz minik. Pidesi. Evet. Kaşarlı olacak o da. Ben de aç geliyorum ki yiyeyim diye. Canlandırdı. Evet. Sonra? Aşağıda bizim Artvin pidemiz var böyle. Karadeniz pidesi. Ha gördüm gibi. Evet. Taş fırınları var orada büyük. O fırında pişirtireceğim. Aa. Pideyi. Aa şahane, pideler fırından gelecek sıcak evet, sıcak. Evet, harika, yetiştirebilecek misin hepsini? Yetiştireceğim diye ümit ediyorum. Bakalım. Tatlı, tatlıyı unutma. Tatlı fincan tatlısı. Ne oluyor fincan? Fincanın içinde Kemalpaşa tatlımız var ya, Bursa'ya özgü.
Annem de Bursalı, ona ithalen biraz göz kırpan bir tatlı. Küçükken annem yapardı. Gece gece böyle buzdolabına gider, o kapıyı açar, hop bir tane alır, hop hop, bir de löp löp giderdi böyle. Uzun süredir de yemiyorduk Kemal'le. Ama onu böyle bir muhallebinin içine fincanda koyuyoruz. Ter çevirip dolaba koyuyoruz. O böyle biraz soğuk kalacak. İlk onu yapacağım zaten gelene kadar soğuk olsun diye. Üzerine Hindistan cevizi, üzerine de çilek. Heyecanlandım ve daha fazla seni bekletmeyelim. Evet. Günümüz kısa, vaktimiz kısıtlı. Evet. Kayınvalidelerimizden zaten erken gelenler oluyor. Bilmem bahsetti mi sevgili evet. Fahriye Hanım. Evet. Baskınlar olabilir. Hiç beklemediğiniz anda şu zil çalabilir. Sanma ki her zil çaldığında ben çıkacağım kapıdan. İnşallah hep ben gelirim ama... Hazırlıklı olun her şeye ben yani. Ben bir şey rica edebilir miyim? Söyle alışverişte yardım edebilir miyim eşime? Nasıl yani? Sen de mi gideceksin? Yanında bulunmak istiyorum hani özel isteğim olsun bu benim. Ha, çok güzel olur olursa. Kendisi de istiyor. Evet, biz beraber çıkarsınız. Her zaman her şeyi birlikte yapıyoruz. İyi, güzel. Beni yalnız bırakma dedi. Ben de hayır hayır dedim. Tamam peki olur. Sen ama hiçbir şey dokunmayacaksın. Yok dokunmayacağım. Sadece destek. Evet. Destek. Evet. Peki o zaman karı koca ben sizi markete yollayayım. Tamam. Daha da pideciye de uğrayacaklar. Evet, evet. Maya falan alacağız. Maya falan. Yarım saatiniz var. Evet. Kolay gelsin. Evet. Koşmaya başlayalım. Hadi koşmaya başlayalım. Topuklularla da nasıl koşacaksan artık. Artık. Hadi sen bilirsin işini. Hadi. Evet. Hadi. Hadi kalkalım. Hadi güle güle. İyi alışverişler. Sağ olun. Kolay gelsin size. Sağ ol size de. Duygu Hanım, biliyorsunuz ki eşinizin size yardım etmesi yasak. Ama olması yeter. Yani önemli olan olması. Arabayı tutarım, arabayı kontrol ederim, tutarım. Aynen. Duygu Hanım, alışverişteki ilk durağımız yakın mı bari? Evet, çok yakın. Markete mi gideceğiz peki? Evet, çünkü market oldukça büyük olduğu için manav ve kasap reyonu da içinde. Artık sürenizi başlatsak mı acaba? Malum, alışveriş için yarım saatiniz var. Daha başlamasın yok, süre. Yok, başlamasın. 3, 2, 1... Süreniz başladı. Duygu ve Fatih ikilisi markete doğru nefes nefese koşarlarken biz tekrar evimize ışınlanıyoruz. Zuhal Hanım kahveniz nasıl olsun? Aa, canım benim görümce bana kahve yapacak. Evet. Sade olsun. Sade sana abi. Zahmet. Tamam, teşekkür evet. ederim. Şimdilik. Bandan özel geldi bunlar. Nereden? Bandan. Aa çok güzel. Bak otantik bayılırım aynen. böyle şeylere. Abimin iş arkadaşı getirmiş. Aa kahve değil mi? Aynen. Kahve dediğin de bakır cezvede olur tabii böyle tamam şey. Ya. Örtü de yalnız dikkatimi. Örtü benim teyzemden. Aa. Ben kendi el emeğim gelinime hediye ettim. Ha siz yaptınız sen. Ben yaptım. Bunu. Kendi teyzemden. Maşallah evet. şunun bir ağırlığını yani evet, hissediyoruz. Yani. Anlar şimdi bizim kayınvalidelerimiz. Kendi elimle yaptım bunu. Maşallah. Kendi teyzemden. Hiç beceremediğim bir şey vallahi. Yani. Ve gelininize hediye ettiniz. Gelinime hediye ettim bunu. Şimdi görümcemiz alınmasın yani anne. O örtüyü bana vereydin evlenirken. Niye şimdi abime gitti diye. Aynısı ona da var. Yok aynısı. Her şeyden eşim. Aynı böyle ikili ikili böyle paylaştık. Her şeyden var bana da. Aynı hatta beraber da seçtik annemle böyle şey falan. Öyle en güzellerini yani. Hep Duygu'ya verdim. İki tane. Vallahi, en güzelleri Duygu'ya mı? Yemin ederim verdim en güzellerini Duygu'ya. Nasıl seviyor musun görümce? Ben çok seviyorum. Anlaşıyor yani. Musunuz? Anlaşıyoruz. Yani böyle tartışmalarımız da oluyor. Ne konuda tartışıyorsunuz bir tane mesela? Ya ben biraz böyle... Çok çabuk söylemene aklıma geleni söylerim. Ha, hani mesela kendi kendime de konuşurken mesela böyle bir anda söyleyince hop yakalar oradan çok böyle açık kesenden duyar şey yapar. Evet duydum maşallah. Evet niye böyle dedin sen ya falan yapıyor bana. Hmm. Kız ben diyorum ya sen niye bana takılıyorsun falan abine diyorum ben de. Abine düşkün müsündür? Efendim? Abine düşkün müsün? Çok yani bayağı. Anladım ben. Sorun bayağı yani. Düşkünüm. Fahriye Hanımcığım anladım. Abi biraz kıskanıyor muyuz acaba? Evleneceği zaman... Şey oldu mu birazcık özlem? Ah ah abiciğimi koparıyorlar, benden alıyorlar. Hani kayınvalidelerde de olur da, görümcelerde de olur biraz yani. Oldu mu sizde? Yani ben biraz oldu. Yakın abim o ayrıydı hani ben küçüklüğümden beri hiç öyle bir yıl falan böyle yan yana geldik o kadar. Ha. O yüzden hani alışkındım bir yandan. Kaynana görümce sohbetine ara verip kahveler pişene kadar bakalım Fatih ve Duygu çifti ne yapmış? Önce ne alacağız? Önce şarküteri. Manavı en sona bırakalım tamam mı? Şarküteri yine başla. Tereyağı, dolap bence şu an dolaptan başlayalım. Tereyağlar burada, tereyağlar burada. Orada o çok büyüktür küçük alalım. Alışveriş bütçenizi biliyorsunuz değil mi? Evet biliyoruz, 250 biliyoruz. Liramız var. Yarım kilo al yarım kilo. Yarım kilo mu? Her şeyi tereyağı koyacaksın. Alışverişte tutumlu olsanız iyi edersiniz. Paranız yetmezse yanarsınız. Evet evet bakıyorum öyle çok hızlı en uygun alabileceğim şekilde bakıyorum. 11 aylık genç çiftimiz cicim aylarını sayemizde markette geçiriyorlar. Ay döktüm ne varsa dur. Krema dedim. Kaşar peynir dedim. Kaşar peynir kaşar. Tamam kaşar peyniri 1 kilo muydu? Bu arada salı günü Natali'nin ayran yerine süt aldığından haberiniz vardır herhalde.
Aman siz de dikkat edin, aynı tongaya düşmeyin. Evet duydum onu, evet. Duydum. Ay evet, kaşar 700 gram yeter diye düşünüyorum. Nerede kullanacaksın kaşar peynirini? Domates çorbasında kullanacağım. Hem de sandal sefasında kullanacağım. Peynir, doğru. Kabak, kıyma, biber, şehriye, patates, zeytin, maydanoz, lahana, zeytin. Evet, siz bana şu şişman zeytinlerden 3 tane. Evet, ördek yapacağım da ben. 3 tane çok olur ya, bir tane falan. Alalım. 3 olsun, dolu olsun, yetsin. Zeytini nerede kullanacaksın peki? 3 renk salatam var. Onun yanına dekor olarak minik ördekler yapacağım. Nasıl yani? Patates püresinden ördek yapacağım. Ördek mi? Konuşacak mı bu ördekler? Konuşmayacak ama işte. Kıyma alacağım ben. 350 gram civarı alayım, tam olsun. En güzel yeri dediğiniz bu koluyla neresiydi? Aynen öyle, evet, oradan alayım ben. Kıymayı hangi yemek için alıyorsun Duygu? Sandal sefası yemeğinde kullanacağım. Pardon? Sandal sefası. Ördek yapacaksın, hadi onu anladık. Sandal sefası da ne oluyor ki? Evet, biraz değişik bir menü, yani marjinal olsun diye. Kıymayı al. Kıymayı alayım. Kabak seçeyim. Duygu. Kabakları, bir dakika dur. Önce kabak. Kabak en önemlisi. Bunu unutursam yemek olmaz. Kaç dakika var? 5 dakika geçmiştir herhalde. Fatih Bey, dünyadan haberiniz yok gördüğümüz kadarıyla. 20 dakikanız kaldı sadece. Ne diyorsunuz? Bir dakika dur. Ay bir dakika, bitemez. Acaba Fatih gelmese miydi? Seni yavaşlattı sanki. Duygu ne dersin? Ya yok, gelsin ya. O bana destek olması, ben memnunum yani. Normal domates. Salatalık alacaktım. Salatalığı nerede kullanacaksın? İşte karides pidesi yapacağım ya. Pidenin yanına tırtıklı bir şekilde salatalık keseceğim. Gerçekten Karadeniz pidesi yapacağına inanıyorsun yani. Evet, minik olarak yapacağım. Aşağıda taş fırında pişireceğim onu. Bizim aşağıda Artvin pidemiz var. Ben bu arada üzereliyim ama Artvinli sayılırım, Laz'ım. Nasıl yani? Laz mısın gerçekten? Yani Lazca konuşuyoruz biz falan. Lazca da konuşuyorsun demek. Bize Lazca merhaba nasılsın diyebilir misin? Nasıl söyleniyor tam bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla nasılsın muchore. Michore. Muchore. Muchore. Seni seviyorum ne demek? Masik porom. Korom. Porom. Yani soğan arıyorum şu anda. Eyvah! Soğan kalmamış. Nasıl kalmaz? Kalmaması mümkün değil. Öyle diyorlar. Biz de diyenlerin yalancısıyız. Gündoğdu çiftini soğan seçerken romantizmin doruklarında bırakıp tekrar eve dönüyoruz. Bakalım inşallah Fatih'in yüzünden inşallah. Heyecan yapıp da Duygu bir şeyleri unutmasın. Tamam inşallah unutmaz. Senin için kalmış burada, aklın kalmış bu örtüde, okşuyor falan. Aa. Şu an ben hatırlatınca böyle bir keşke bunu ben eve alaydım diye böyle bir... Hayır. Hayır. Verdik ama. Bu da benim masama pek yakışırmış aslında diye, değil mi? Evde daha çok var. Görümcemiz Pınar Hanım kahveleri köpüklü köpüklü pişirdi. Sohbet daha da koyulaşacak belli ki. Şey söyleyeceğim, annenin notu biraz kıta. Öyle mi? Vallahi yapıştırdı üçleri, Matematik öğretmeni olacak o kadar. Matematik öğretmeni. Okuldayken üküm yoktu. Yok mu? 1-2. Ama öğretmenim neden ama burada yani, böyle oldu? Sıfır da olur. Matematikçi Fahriye Hanımcığım. Yani. Annem artık alışmış anne öyle düşük vermeye. Kıt değil miydi okulda? Değildi. Burada niye bu kadar kıt? Bakalım öğretmenim. Ne olacak bakalım. Bilmiyorum peki sen yani. Şimdi verdin üçleri. Okulda, senin gelinine de vermesinler üçleri, ikileri. Bizim zamanımızda üç ortaydı. Ortaydı. Burada birli on üzeri. On üzerinden üç veriyorsunuz. Ya onu dikkat biliyorum. Onluk sistemi de biliyorum. Şunu böyle gönül rahatlığıyla söylüyor musun Fahriye Hanımcığım? Ben... Yani bugün dördüncü gün, yarın büyük final tabii, var. Tabii. Şimdiye kadar herkese hak ettiği puanı verdim. Gayet adaletli davrandım, evet, diyor musun? Diyorum. Belli ki her gece finalden sonra yastığa başını huzurla koymuş Fahriye Hanım. Günün itirafını da aldıktan sonra tekrar Duygu ve eşinin yanına dönüyoruz. Seçebiliyor muyum ben? Bu bir dramdır poşet yalnız. Orada, poşet, orada. Poşet yok. Çabuk. Zaman daralıyor Duygu. Çileği nerede kullanacaksın? Tatlımın üzerine koyacağım. Ne tatlısı yapacaksın? Fincan tatlısı. Şimdi ne alacağız? Limon. 2 adet limon. Limonu unutuyordum. Havucu unutuyordum. Allah! Son 9 dakika. Gerçekten yok, ciddi yok, olamazsın. Yok. Şaka yapıyorsunuz bence. Siz bu bir şaka bence. Yoksa ben kalp krizinden gideceğim 9 dakikaysa. Baharat. Tarçın. Hindistan cevizi. Tamam Hindistan. Yeni bahar. Burada. Barbekü sos alınacaktı bugün. Gerçekten kalmadı mı? Aa ama gelecek denmişti bana bugün için. Barbekü sos olmadan olmaz mı yani? Koymayın, sossuz yaparız. Olmaz, he? Mümkün değil. Almamız lazım. Başka bir yere gideceğiz o zaman çok hızlı bir şekilde. Çabuk.
Yandın sen, yandın. Mahvoldun. Şehriye. Tamam bu. Maydanoz var. Yıldız Şehriye, Yıldız Şehriye, Yıldız. Onu almayacağım. Almayacağım. Ne aldın iki ara bir derede? Kırmızı lahana aldım. Tamam poşetleme. Hayır koy at. Al buyur. En kritik malzemeyi unuttunuz. Üzgünüz ama size ne unuttuğunuzu hatırlatmayacağız. Unutmadık unutmadık. Maydanoz. Maydanoz. Maydanoz da tamam. Şeker, un. Arkadaşlar süreniz bitmek üzere. Tamam. O zaman kimyon alamıyoruz. Kimyon gözünün önünde nasıl görmezsin? Kimyon tamam. Kimyonsuz olsun ya. Yok. Yok. Kimyonsuz olsun. Tamam olmasın. Evet. Kimyon da yok. Ne olacak şimdi? Yoksa yapacak bir şey yok. Tamam. Şeker, un. Salçalar ne tarafta orası harici? Koş koş koş. Koş kimyona koş. Git sarıl ona Duygu. Ha süpersiniz ya. Poşeti var mı? Vay be. Tamam yeter bu kadar. Yemeklerden söz getireceğim size. Kimyon da tamam. Neyimiz eksik şimdi? Tuz ve şeker almam lazım. Çavdarlı ekmek. Ekmek, ekmek kalmadı. Ekmek reyonu tam karşıda. Çavdar ekmeği de mi kalmamış? Tam buğday olsun. Tam buğday olsun. Bulduk. Vanilyayı bulduk. Çok gizli bir sır. Kemal Paşa tatlısını hazır mı alacaksın? Söyleme söyleme. Bir tek hazır bu. Kendi sonunu kendi ellerinle hazırladın. Haberin olsun Duygu. Merhabalar. Nasılsınız? Biz de oldukça heyecanlı. Dünyaları aldınız. Paranız yeter umarız. Yetmezse... Yetecek umarım. Kemal Paşa tatlısını bırakırız. Arkadaşlar son 5 dakikanız. Rahat yetiyor, rahat yetiyor. Başka marketten barbekü sos alacaktınız hani? Yanımda market var oradan alsam. 5 dakikada yetiştiririm diyorsan gidip alabilirsin. Tamam o zaman çok hızlı olalım. Dur ben açayım sen koy. Aldıklarınız ne kadar tuttu çok merak ediyoruz. 198 lira. Süpersiniz arkadaşlar. Sayın ahali, alkışları görelim. Evet alkış ya lütfen lütfen. Çabuk çabuk. Ve işte yolumuzun üstünde bir başka marketteyiz. Sürenin bitmesine artık saniyeler kaldı. Go go go. Orası çıkış, çıkıştan girme. Pardon, kimse var mı? Barbekü sos var mı? Sizde barbekü sos var mıydı acaba? Barbekü sos var mı? Yok mu? Ketçap mayonez al. Barbekü sos bu kadar önemli mi? Çok önemli, yemin en önemli noktası yani. Olmaz, olmaz. Buralarda başka market var mı? Duygu, kocanı unuttun, kocanı. Mevzu barbekü sos olunca Duygu 11 aylık eşini bile ardında bıraktı. İşte yarışma hırsı bu. Barbekü sos var mı acaba? Duygu ve Fatih ikilisi barbekü sos yok mu diye Esenyurt'u inletirken biz eve tekrar dönelim. Bak ay. Ay maşallah. Maşallah diye. Davetiye var burada. Evet 2017 5 Ekim. Onları abim bastı. Ya kendim yaptı. Evet. Tabii reklam ajansında çalışınca ne kadar güzel. Allah hep böyle mutlu etsin bir ömür boyu. İnşallah ileride de çoluklu, çombaklı. Amin. Yuvaları. Hep huzurlu, mutlu, sağlıklı olsun. Çok önemli, çok. Aşk kesinlikle. Olmadan tabii. Olmaz. Evet. Aşk, saygı. Aşk, saygı. Aynen. Saygı, sevgi. Hepsi var onlarda maşallah. Sana bir şey sorasın var ama annen yanında soramıyorum. Aşk, saygı deyince. Niye? Neyse onları bir ara bir Spınar'la. Biri vardı ya. Biri de birçok birileri var. Şurada bilmiyorum. Bıyıklı bıyıklı adamlar var. Önlerinde konuşmak istiyorum. Bilmem valla şöyle dikkatimi çekmedi. Canlarım sağ olsunlar. Benim şu an tek olan şey Duygu yani. Hmm. Başka kimse dikkatimi çekmiyor. Anladım. Mutluyum ben böyle. Sen böyle iyisin. Aynen. İşimdeyim, gücümdeyim, evimdeyim, mantımı açarım, işime giderim. Yani arkadaşlarımla böyle. Arkadaşlar işte arkadaşlar. Kız arkadaşlar. Kız arkadaşlar. Kaçta dönüyorsun eve? Kaça kadar iznin var dışarı çıktığında?
Yani o yazın mesela değişiyor. Hani yazın 11 yazın geç hava kararıyor. Aynen. Hani zaten yazlık yerde yaşadığımız için. Evet, ne güzel. Hani böyle 11-12 falan buluyor ama kışın yani akşam ezanında evde oluyorum. Hah, geldiler. Ben kapıyı sen açsana. Tamam. Sağ ol kızlar. Akşam ezanında eve dönecek. Dönsünler. Arar mı? Buradayım anne, şuradayım anne. Afiyet, afiyet. Arayın annenizi kızlar. Beyler, hepiniz merak ediyorlar. Merak ediyoruz. Tabii. Merhaba. Merak ediyoruz derken siz merak ediyoruz. Hoş geldiniz. Duygu, Fatih. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti? Nasıl yapalım? Güzel. Böyle de koyabilirsin. Şöyle çıkmalı. Koyayım şuraya. Koy böyle. Oh, yorulduk ya. Oh. Sen kaşındın. Ne yapalım Fatih? Nasıl dedin? Kırmadık biz de seni yani. Olsun. Ha. Çıkar çıkar ceketini. Çıkar. Ver bana. Ver bana. Çıkar çıkar bir rahatla. Her şeyi aldınız mı? Yetişti mi her şey? Barbekü sosta. Yani patladık diyebiliriz. Yapma, ne oldu? Biz yaşadık. Ne oldu? Ben olmadık. Var biliyordum, vardı yani gittiğimiz markette. Yok muydu? Ama bitmiş. İki markete daha gittik, bitmiş. En son bir bakkala gittik, diyor ki vardı. Bakta bakta, aa diyor, az önce ben onu satmışım. Aa, şanslı barbekü sos. İşte neye kullanacaktın? Sandal sefasının o etin harcına biraz koyacaktım. Ha. Ama alternatif buldum. Ketçabı yeni bahar. Biraz karıştırınca aynı tadı yakalıyoruz. Ben de şimdi onu diyecektim. Baharatlarla o açığı kapatabilirsin diye. Evet, öyle yapacağım. Aman canım, tek şeyimiz nazar barbekü olsun. Evet, barbekü sosu olsun. Başka? Domatesini bol koyacağım içine. Sen ne yaptın Fatih? Yardım ettim ben de. Yardım ettim. Destek verdik. Destek. Dokunmadı değil mi bir şeye? Yani yok, öyle bir şeyim olmadı. Hani müdahalem olmadı. İyi gelmiş mi? Gelmiş. İyi, antrenman oldu, ısındın. Evet. Aynen. Yemeğe hazırsın. Hazırım. Evet, zemin, hava, ambiyans, yemek yapmaya müsait. Biz veda edelim yavaş yavaş. Siz vedalaşın, evet. Gençiz kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Güle güle. Güle kolay güle. Gelsin size. Sağ olun. Tamam. Her şeyi aldıysak hazır mısın? Evet, hazırım. Peki, o zaman 3-2-1 kolay gelsin, süreni başlattım 2,5 saat. Bunları tamam. Kuralım öyle. Başarılı olur, olamaz diyemem yani. Yani başarılı olmak için, kazanmak için bu yarışmaya katıldı. Yani başından beri hazırlanıyor, takipte, videolarını izliyor. Annemle devamlı diyalog halinde. Süreyi başlattık ama ben üstümü değiştirmeden yapamam. Ben mutfakta rahat ve böyle temiz hijyenik, şimdi dışarı çıktım. Çabuk hemen başlıyorum, üstümü hemen değiştiriyorum. Hemen. Biliyorsunuz ki bütün hazırlıklar süreye dahil. Evet, o da biliyor değil mi süreye dahil? 2,5 saatte yani söyledim. Masayı hazırlayacak, üstünü başını. Söyledim tabii, hemen. İnşallah. İnşallah. Her şey hızlı mıdır? Hızlıdır. Eli çabuktur. İyi, güzel. Tabii eli çabuktur. Ali Hanım da gelmezse, gelirse ne yapacağız? Bakalım. Nasıl bakalım? Ne yapacağız bilmiyorum. Dün gelmesin diyordun. Dün gelmesin dedim. Kapı çalınırsa içeriye alırız. Pınar açsın. Pınar. Yanlış dairedesin. Vallahi bana göre Fahriye Hanım çok sessiz gibi görünüyor ama değil. Yani altından bir başka bir şey de çıkabilir yani. Sesli bir Fahriye de çıkabilir. Biz kayınvalideler gelin çıldırtacağız. Yapacak çaremiz yok yani. Bizim işimiz bu. Gelinimiz daha yeni evli. Pek bir mutfak tecrübesinin olduğunu zannetmiyorum. Yani yanılabiliriz de. Ama Fahriye abladan burada bir yöresel yemek beklerdik. Yapabiliyorsan yap bakalım. Hadi yapsın. Yapabiliyorsan görelim. Yap bakalım mı? Yap bakalım yani. Burada sadece diğer kayınvalideler değil, kendi kayınvalidesi de Duygu'ya meydan okuyor. Tabii. Haydi bakalım, hodri meydan yapabilirsen söyledim yap bakalım. Ben, tabii. Hiç böyle kalabalık misafir ağırladı mı, bayram yemeği olsun, doğum günü bir şey? Ramazan'da iftar verdi. Aa ne güzel. Tabii. Kaç kişiye iftar verdi? 12 kişi. Aa. Ve ben de dahildim, beni çağırdılar. Edremit'ten çağırdı beni. Hmm. Tabii. Ondan sonra... Yaptık antrenmanlı işte. Yani. Antrenmanlı biraz. Kalabalık misafir ağırlamış. Tabii 12 kişiye. Ama da. Kaç saat işte bak bütün geldim. Gel. Hadi başla sen. Hadi tamam başla tamam. Hemen bunları dizeyim. Yarın bütün kayınvalidelerimiz, gelinlerimiz bir araya gelecek. Aynen öyle. Gelinlerin öyle. Önünde puanlar ortaya saçılacak. Evet. Hadi siz gördünüz puanları ama diğer gelinler evet. Bilmiyor. Evet, benim sizde. Kaç puan verdiğimi bilmiyorsunuz. Evet, büyük ödül evet. Kime gidecek bilmiyoruz. Evet. Heyecanlıyız. Sen de heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım gerçekten. Hani ne olacak ne bitecek. Heyecanlısın biraz gerçekten. Da tez canlısın sen galiba. Ben gerçekten öyleyimdir ya. Fark ettim. Ben de biraz öyleyimdir de oturduğum yerde oturamam. Hemen evet. Böyle bir
Sabit kaldım mı sıkılıyorum. Ben de öyleyim. Siz de mi öylesiniz? Onun için hobilerim var. El işleri yapıyorum şimdi. O enerjiyi atalım. Enerjiyi atalım. Sıdıka Hanım da. Hobilerim var. Sıdıka Hanım da dün vallahi hiç beklemediğimiz ataklar yaptı, yaptı sofrada. Bakalım yani. Sizi de pek süslü buluyormuş. Ana. Fahriye ablanın gelini de kendisi gibi süslü bir gelin bekliyorum. Çünkü o kadar emin ki kızım Fahriye ablanın benzeri bir gelin bekliyorum bugün karşımda. İnşallah yanılmayız. Ben şimdi burayı yerleştireceğim ama bu masayı bu şekilde böyle kaldıramayacağım. Bana hemen birilerinin yardım etmesi lazım. Ben bir eşimi arayabiliyor muyum? Yardıma çağırabiliyor muyum bunu çevirip koltuğu yerini değiştirmekle alakalı? Neden böyle bir değişiklik istiyorsun? Çünkü bu şekilde sıkışırlar. Şimdi anneler sıkışsın istemiyorum. Rahat rahat yemek yesinler istiyorum. Sen en iyisi eşini bir ara. Nerede telefonun? Burada, hemen arayayım ben onu. Bunlar Duygu'nun kreasyonu mu, değil, sizin mi? Bu benim, bu evet. Duygu'nun. Uydurduk. Ha, uydurdunuz. Evet, bu benim. Kombin. Aksesuarım. İnci takım evet. Yaptık. Takım yaptık. Ama her hanımefendi bir incisi vardır. Vardır tabii ki. Evet. İnci vardır. Ne yapıyorsun Duygu? Ne aldın? Nereye gidiyorsun tekrar? Ne aldı orada? Allah Allah. Bir şey aldı orada. Ne aldı? Telefonunu aldı. Eşini çağırıp salondaki masanın yerini değiştirtecek. Masa düzenini. Aynen öyle. Sırf bunun için eşini çağırıyor. Bir baksan mı? Alo. He Fatih'cim, aşkım şimdi biz bu masanın şeklini değiştirmemiz gerekiyor. Bana yardıma gelebilir misin? Tamam, gelirim. Hadi bekliyorum seni. Çabuk ol lütfen. Geliyorum. Hadi. Ne oldu? Ya şimdi anneler rahat etsin istiyorum ben. Evet. Burada da sıkışmalarını istemiyorum. Hani eğer olabiliyorsa dedim, bu koltuğu böyle alıp masayı böyle alsak daha iyi olacak. Hani daha rahat oturacaklar diye düşündüm. O yüzden böyle bir hemen hızlı vakitten. Yok artık, bir dakika. Ay tatlım, ona vaktin yetecek mi ya? Çok hızlı yaparsak bence yeter. Yetiririm diye düşünüyorum. Yani ekipten arkadaşlar da bana yardımcı olabilirse tamam, çok sevinirim. Tamam, ekipten arkadaşlar da yani süresi dahilinde yapıyor bu şeyleri. Evet, ekstra gayet bir süre vermiyoruz. Hızlı, aynen. O böyle bir şey istiyor. Arkadaşlar bir yardımcı olalım set ekibimizden, tamam. Sağ olsunlar. Şunu kaydıralım. Şöyle. Onu ben çekileyim o zaman şöyle. Madem öyle. Bunu öne alalım. Biz böyle daha rahat çekeceğiz diye düşünüyorum ben bunu. Ekibimiz hemen duruma el koydu ve salonun dekorasyonu bütünüyle değişiyor. Allah Allah, bir heyecanlandı bakalım. Fahriye abla, ne oluyor içeride biliyor musun? Ne oluyor? Dekorasyon değişimi var. Eyvah, bir heyecanlandı Duygu. Koltuk, masa yer değiştiriyor şu an. Eyvah, heyecanlandı Duygu. Normalde mutlaka bana diyecekler, bu masanın örtüsü neden yok? Neden yok? Denedim. Bunun adı Runner. Şu lazer kesimli runner. Lazer kesimli runner'da altına örtü serilmiyor. Örtü bunun kendisi. Yani örtüyü koymaya da denedim ama bu sefer üst üste örtü oldu. Bir de daha önceki bir gelinde de örtüsünü örtü, bu ne canım böyle falan demişler sanırım. O yüzden ben böyle yapmaya karar verdim. Fatih Bey, siz yardım işini abarttınız. Runner'ları falan düzeltmeye başladınız. Oldu olacak, mutfakta soğanları falan da doğrayın bari. Ben, dokunma tamam, Fatih, ben artık tamam, görevimi yerine çekin. Getirdim. Ben sana başarılar diliyorum. Yine görüşmek üzere. Misafirler gelince her şey eksiksiz olmalı Duygu için. Fakat masada ciddi bir eksik var Duygu. Nedir? Duymak ister misin? Evet. Bu iyiliğimizi de unutma. Evet. Tam iki sandalye eksik. Gitti mi bir yere? Yok, işte burada bench var. Nerede? 2, 4, 6 burada. Buna mı oturacak kaynanalar? Evet. Zeytinyağlı dolma varmış. Ben azıcık atabilirim arada. Çünkü Duygu bu gidişle ev dekorasyonu da taş fırın derken bizi aç bırakacak. Bu yeni model takımlar da böyle ama anneler rahatsız olursa ekstradan yemek, sandalye Duygu, içeriden getiririm. Yemek yapılacak. Yapılacak anneciğim, şunu yapalım. Sürenin içerisindeymiş bu. Evet. Hadi gel. Evet, ayarlayacağız. 6 ayda yuva kuran gelininiz 10 dakikadır bir masayı kuramadı Fahriye Hanım. Masa tamam, kurmak masada. Da saatin içinde dahil ki zaten tamam. Anneciğim. Hadi. Ha önce ha sonra. Hani değişen hadi, bir şey hadi yok. Hadi öyleyse tamam. Buldum. Hazineyi buldum. Çaktırmayın. Ay bakalım ha. Kameramanlarıma iyi bakarım ben. Çaktırmayın ha. Ay çok güzel ha. Acılı ezme var. Açık ekmek. Abartmayın ben de. Duygu pek rahat. Bilemedim. Duygu! Efendim? Ya vallahi bak ben sana söyleyeyim. 20-25 dakikan gitti ha. Ay hemen dur. Ay mi? Bilmiyor musun? Ya doğru da. Bir saate bak tatlım. Vallahi yetiştiremeyeceksin. Ben... Daha fırına mırına ineceksin. Daha fırın var. Zuhal Hanım haklı.
Zuhal Hanım bu gidişle boş tabakları ısıracaksınız akşama. Benim için sıkıntı yok. Ben burada acık acık götürüyorum ne varsa. Sarmayı kim yaptı sarmayı? Ben yaptım. Sarma falan kalmadı. Zuhal Hanım yedi hepsini. Öyle mi? Ya yaprakların çok iyi değildi aslında. Onun için sarmıştım ama. Sarma mı? Evet. Aa ben görmedim vallahi. Nereden biliyor? Siz mi ispiklediniz? Ne durumdasın Duygu? Bitti. Bu bitmiş hali mi? Tabaklar, çatallar nerede peki? Onlar da geliyor, onlar da geliyor. Ve nihayet Duygu masasını kurdu. Bakalım kalan sürede 5 çeşit yemek nasıl yetişecek? Bence ben hemen başlayabilirim. Bence başla Duygu. Tamam mı koltuk moltuk? Evet onlar tamam. Tabakları da en son koyacağım. Tatlıdan mı başlıyorsun? Evet tatlıdan başlıyorum çünkü dolapta kalması gerekiyor. Bence de. Hadi o hadi. Yüzden, 15 dakikan gitti ha. Evet şu an çok hızlı başlamam lazım. Gelininiz yetiştirebilecek mi işleri? Yapar. Yardımcı olur. Bakalım. Kayınvalidelerimiz çok zor beğeniyorlar. Çok. Evet öyle. Yani ya gözünü sonuçta korkutmak için söylemiyorum ama dolayısıyla yani dün çorbanın soğukluğundan, efendim böyle salatası peynirdi, topik salatası yedik dün. Topik peynirli böyle top top peynirler vardı. Efendim böyle salata mı olurmuş? Bir yandan da yiyorlar ama. Sufle olayına ne demeli? Suflenin efendim şekli şemali kaymışmış. Gel gel dün akşamı konuşuyorduk biz de. Öyle mi? Ama annen de yani kayınvaliden de söyledi aynı şeyleri. Başka ne vardı? Ne yemiştik dün akşam? Ha krep. Krep hamurunun altı yanmış, efendim kaşarı beşamel sosu kurumuş, kıymalı kıyma soteli krepti, efendim tavuk sote olurmuş, et sote olurmuş, mantar sote olurmuş da kıyma sote olur Allah muymuş? Allah. Kıyma sote. Efendime söyleyeyim, başka neye kulp takmıştınız? Yani kulp, kulp şekilsiz olmuş. Evet. Sufle. Sufle, pardon, sufle evet. Şekilsiz olmuştu. Gelinimiz kaşla göz arasında yemeklere başladı farkındaysanız. Patates püresi, tatlı ve çorbayı bir anda yapacağım. Tamam. Çünkü sofrada çok vakit kaybettiğim için patatesin o haşlanma süreleri. Patatesin içine Kemal Paşa'ları da al, tepsi bir arada haşlansın. Çıksın ne ayrı ayrı uğraşacağına bak. Şerbeti, Kemal Paşa'ları şerbetini alırken patatesler bir arada haşlansın diye. İlk olarak ne yaptın Duygu? İlk yaptığım işlem patatesleri soymaktı. Patates hangi yemek içindi? Üç renk salata içindi. Üç renk salata. Evet, patates salatası. Ben bunu karar verdikten sonra, hani bir süre sonra menüyü falan verdim artık her şey bittikten sonra programı izliyorum Zuhal Hanım. Siz şey dediniz canım patates salatası istiyor. Herkes normal salata yapıyor, bir tanesi patates salatası yapmıyor demiştiniz. O denk geldi bana programda. Sana inanmıyorum. Harikasın Duygu ve bunu unutmadım. Bayağı da oldu ben bunu söyleyeli. Evet. Oo. Ben de dedim o ben yapıyorum şimdi patates salatasını. İnşallah benden önce yapamam canım, olmaz dedim. Canım teşekkür ederim sana ya. Bak ne kadar düşünce. Çok şaşırttın beni. Çok mutlu ettin canım benim. O patates salatası. Çok severim. Evet. Üç renk salata ama seninki. Evet. Havuç, maydanoz ve kırmızı lahana. Kırmızı lahanayı da şöyle çok sevdiğimi pasta gibi biliyorum. Oluyor değil mi? Evet. Havuç. Kırmızı lahanası, yeşilliği, marolu, turşusu, turşu salata, bütün ben bunları görürüm yani. Bunları görmesem o salatayı yemem. Bir de İnşallah. Eşinin sevdiği yemekleri yapmayı seviyormuşsun. Evet, onu ben duydum. Yani. Bugün Fatih Bey'den esintiler olacak mı menüde? Fatih Bey'den sandal sefası Fatih Bey'in favorisidir. Evet, sever. Peki Fatih içler mi? Ay annemin yemekleri. Ah ya da ah vallahi annemi geçtin Duygu. Ya da anneme yaklaştın Duygu. Ya gibi. Öyle şakaları var. Öyle şeyler söylüyor. Evet ha, ama sen de şaka zannediyorsun ha canım. Ya bana diyor yani. Niyetlisi. Evet. Şaka mı acaba? Yemeklerimi beğeniyor ya. Beğendiğini söylüyor yani en azından. Biliyor burada açarken evet. Sen var ya. İkisinin yemekleri de güzel. Hani yaptıkları yemekler farklı farklı yemekler yapıyorlar. Eşim Karadenizli, annem Marmara bölgesi, Bursalı annem. Yani annemin yemeklerini seviyordum, şimdi eşimin yemeklerini seviyorum. Sandal sefası için gelinimiz tek tek yıkıyor kabaklarını. Programımızın başladığı günden beridir. Lütfen tada, lezzete, sunuma, servise, sofraya göre değerlendirin. Ama öyle olmuyor sanki ya. Bu benim damak zevkime uygun değil. Ben bunu sevmem, bunu ağzıma... Yahu herkesin damak zevkine hitap etmek...
Bırak yarışmayı, hayatta mümkün değil. Tabii, aynen tabii. Öyle. Herkesin gerçekten değişik. Öyle. Yani herkesin değişik, o değil evet, ki. Ya. Damak zevkinize uyup uymaması değil. Güzel olmuş mu, olmamış mı? Evet. Pişmiş mi? Kıvamı, evet. Tadı, tuzu, evet. Baharatı yerinde mi? Bir gerekli özen var mı? Aynen. Sonuçta bir yarışma formatı burası. Tabii. Bu arada sandal sefası için kabakları ikiye böldün. Değil mi Duygu? Aynen öyle. İçine uyacağım, haşlayacağım. Tavadaki patatesler için planın ne peki? Biraz zeytinyağı kullanacağım, biraz da tuz bunun için. Kızartmıyorsun sen yani kabakları, haşlıyorsun. Hayır, kızartmıyorum. Ben sağlıklı tüketmek seviyorum. Bravo. Her şeyi. Gelinimiz önce tatlının muhallebisi için tenceresine 3,5 bardak süt ekledi. Ben birazdan gideceğim, kayınvalidenle seni baş başa bırakacağım. Öyle mi? Öyle keşke mi hep derken... bizimle kalsanız. Aa, niye? Yani sizinle vakit geçirmek güzel. Ben memnunum varlığınızdan. Teşekkür ederim Muhayla Hanım. Benimle vakit geçirmek mi güzel yoksa kayınvalideyle baş başa kalmamak mı? Yo, annemi severim yani. Anne. Onunla ilgili bir durum söz konusu değil. Güzel. Tabii ki. Anlaşıyorsunuz ama, da zaten. Yani tabii. Ne kaynanasına ne de Zuhal Hanım'a bir türlü doyamayan Duygu bu arada kabaklarını kaşıkla oydu ve bir tencerenin içine koyup üstüne de kaynar suyu doldurdu. Evet, şu an için gayet iyiyim. Kayınvaliden diyor ki domates çorbası birazcık diyor kolay bir seçim mi olmuş diyor. Biraz kolaya mı kaçmış? Ama şey diyor. Benim domates çorbam böyle yoğun oluyor. Bildiğimiz domates çorbalarından kremalı değil. Yapıyorum. Biraz salça koyuyorum. Ama böyle tadını alıp da baymayacak şekilde. Böyle biraz baharat. Kıtır hani, ekmek de koyacağım. Ve yanına kıtır ekmeği yani tırnak pideden kendim yapacağım. Tereyağlı, baharatlı. Vay. Hani şey değil. Hani iki karıştır koy olmayacak zaten. Kaşarlı, kıtır ekmekli domates çorbası. Kolay bir çorba. Fazla bir zoru yok. Valla 15 dakikasını almaz herhalde. Domates sosuyla veya domates suyuyla yapılan, içine un konan, koyacak mı bilmiyorum. Krema da korsa çok güzel olur. Basit bir çorba. Muhallebisini yapacağım şimdi tatlımın. Fincanımın içine kemalpaşayı koyacağım. Muhallebisini koyacağım. O muhallebin içinde kemalpaşa kalacak. Şerbetlendikten sonra. Üzerinde Hindistan cevizi falanı filanı derken çok güzel bir tatlımız olacak. Fincan tatlısı ya hazır tatlıların hazır tatlı yapacak. Hazır paket tatlı yaparsa ona puan veremem. Ama elde yaparsa, emek verirse ona puanını veririm. Fincan tatlısı. Sırf kadayıfla yaparsınız bunu. Araya vişne koyarsınız, fincanın içinde sıkıştırırsınız, tepsiye devirir, fırına verirsiniz, sonra şerbetlersiniz. Bunun dışında başkası var mı onu bilemiyorum. Uygun tabii ki yani bu yemeklerin arkasından vereceği, düşündüğüm gibi bir şeyse evet üstüne verebileceği bir tatlı. Hadi kolay gelsin Berkart. Görüşürüz. Sağ olun. Duygu, hangi aşamada olduğunu bize anlatabilir misin rica etsek? 3 renk salatamın patateslerini haşladım. Maydanozlarını robottan geçeceğim, havuçlarını robottan geçeceğim. Ve çok böyle güzel, böyle havuçlu, maydanozlu, kırmızı lahanalı 3 renk olarak karıştırıp onu hazırlayacağım. O bir cepte. Kabaklarım bir taraftan haşlanacak çünkü sonra fırına girecekler. O da cepte. O arada muhallebim de... Muhallebimi de hazırlayayım istiyorum. Duygu soğanlarını tek tek itinayla soyduktan sonra hepsini rondodan geçirip lime lime ediyor. Şimdi patateslerim haşlandığı an şerbetimi yapıyorum, kemalpaşaları atıyorum. Ondan sonra aynen çünkü annem kemalpaşalara burada şey oldu, strese girdi kemalpaşalar ne olacak diye. Fahriye Hanım, Duygu'nun gidişatını nasıl buluyorsunuz? İyi gidiyor da hamur yorulacak bir de. Hamur. Evet, hamur da var. Bir de hamur var. Hayrola? Ne yapıyorsun Duygu? Un. Ne kadar koymam gerektiğine. Aa, sen de mi tarife bakıyorsun yoksa? Evet, tarife bakıyorum çünkü heyecanlı olduğum için biraz. Heyecanlı olduğun için mi yoksa bilmediğinden mi? Yok, bu tatlıyı çok yaptım. Evde de yaptım. Bu hafta da tekrar yaptım. Ama şey, hani... Kaçsın istemiyorum gözden diyelim. Gelinimiz muhallebisi için 3 su bardağı unu kaynayan tenceresine boca etti. Duygu, sen Laz kökenlisin. Sizin oraların türküsü meşhurdur. Senin sesin güzel mi bari? Sesim çok kötü. Yani güzel olmasını çok isterdim ama çok tiz bir sesim var. Evet. Ya bazıları da kalın geliyor ama bazen olabiliyorum konuşurken. Olabiliyorum konuşurken o yüzden... Ama şu anda daha çok merak ediyoruz nasıl şarkı söylediğini. Koy verdun git. Bilmeden. Bilemiyorum. Sakinleşeyim. Çayın koy verdun gitun beni. Oy koy verdun gitun beni. Allah'ından bulasın. Oy Allah'ından bulasın. Yüzünden silinmesin. Oy yüzünden silinmesin.
Bıçağımın yarası falan filan. Alkışlar sana gelsin Duygu. Bravo. Bu arada ben şarkıya dalıp az daha muhallebiyi... Yakmak üzere miydin? Ama yakaladım, yakmadım. Muhallebi nasıl oldu sence? Vallahi beğendim. Gerçekten çok beğendim. Granit kullanmam olumlu yönleri tabii bu. Çünkü granit kolay kolay yapıştırmaz hanımlar. Şuradan biraz daha su alacağım. Fahriye Hanım. Efendim. Duygu'yu ilk gördüğünüzde işte aradığım gelini buldum dediniz mi? Tabii ki aklımdan geçirdim yani. Gitti oğlum, gitti anne. Yok öyle bir şey söylemedim. Hiçbir şey demedim. Ya yok eşim benim hep öyle. Gitti demem. Şeydi ya anne. Yok. Fatih hep dışarıdaydı ya. Evet. Sanırım o yüzden sen çok dışarıda okudu. Üzülmedin hani bu yani, duruma. Tabii, Pınar üzüldüm. Gibi olmadın yani. Yani üzüldüm. Pınar bayağı karalar bağladı çünkü. Okudu Fatih. Duygu biraz kıskandım yani abimden. Yani şöyle abim şu ana kadar hiç böyle ilişkisi olmadı tabii. Duygu da ilk tanıştığımız sevgilisiydi. Hali bir dondum kaldım yani böyle onu duyunca. Biraz kıskançlık da oldu tabii kim bu kız falan diye. Bayağı da sevdim hani böyle dedim bana da benziyor biraz. Hani minyon. Hani öyle sevdim yani. Yemeklerimiz ne durumda Duygu? Mmm. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Vanilyası falan. Yani bu pudinginden şeyinden korkuyordum. Ama hiç korktuğum gibi olmadı. Şu an çok mutluyum. Patatesler ne durumda? Haşlanmamış. Ama zamandan tasarruf için patatesleri bir dökeceğim. Sonra tekrar su haşlayıp koyacağım. Çünkü o kap bana lazım. Ben salona gideyim kızım. E tamam anneciğim tamam. Kolay gelsin. Bir bak tabii ki. Ops. Yerleri düşürdüm. Aldım hemen. Yıkayacağım onu. Masanın bir yarısında sandalye olmaması problem yaratır mı sizce? Yapar. Ne olacak peki? Bunlar böyle gelecek, bunlar böyle gelecek. Zuhal Hanım'la siz mi oturacaksınız oraya? Zuhal Hanım'la ben otururum buraya. Oraya kimse oturamayacağına göre. Koltuğun üzerinde ne var öyle? Aa! Duygu, gelir misin biraz? Geleyim. Yemek? Bunun üzerinde neler var böyle? Evet, çatal kaşıklar. Onların hepsi gelecek anne. Pişerken en son aşaması üstüne bakacağım. Tabii. Şu an geldiklerinde boş tamam. Bir sofra görmesinler tamam. İstediğim için o şekilde yaptım. Şerbetini yapacaktım. Hızla unutuyordum. Şerbeti çok şekerli olsun istiyorum. Çünkü zaten içine daldırıp çıkartacağım. Oho, 2,5 saatte bunu rahat rahat yapar. Yani bunlar basit. Fahriye Hanım yılların deneyimli bir bayanı. Bu menü gerçekten zayıf. Tatlıyı fincanlara doldururken neye dikkat etmeliyiz? Önce su koymamız çok önemli yapışmaması için. Duygu ıslattığı fincanın içine azıcık muhallebi koyuyor. Daha sonra nar gibi kızarmış Kemal Paşa lokmalarını bu muhallebinin üstüne yerleştirip bir kaşık daha muhallebisiyle fincanını dolduruyor. İşte fincan tatlılarımız hazır. Onlar için buzlukta biraz soğuma vakti. Şimdi hangi yemeği yapıyorsun Duygu? Evet şimdi ben sandal sefamın içini hazırlayacağım ve şehriye pilavı. Ne kadar tereyağı koydun onu da söyler misin sana zahmet? 2 çorba kaşığı kadar. Çünkü 6 tane kabağın içi de olacak ya. Bu sandal sefasının iç harcı için yani. İç için aynen öyle. Siz nasıl buldunuz mutfaktaki hızımı? Beklediğimizden çok daha hızlı çıktın. İtiraf edebiliriz. Gerçekten mi? Yani. Eh işte. Şaka şaka. Gayet hızlısın. Moralini bozmayalım durduk yere. Kabak pişmedi biliyor musunuz bir türlü? Şu pişti. Şu üstte kaldı sanırım. Benim elimden hiçbir kabak kurtulamaz. Sandal sefası için diğer kayınvalideler ne diyecektir sence? Bildiğimiz kabağı oymuş, kıymasını koymuş, karnı yarı kabaklı yapmış da diyebilirler. Mesela sandal sefası dediği zaman bunu ara sıcak olarak verebilirdi. Yani bu pidenin yerine. Yani bana çok saçma geldi ya da kafası karıştı. Şimdi ne yapacaksın Duygu? Domateslerimi kabıma koyayım, rendeleyeyim. Hem domatesi hem de içine koyacağım domatesleri de aradan çıkarmış olayım. Robottan geçirilen domateslerin bir kısmı tavada kavrulan soğanlarla buluştu. Şimdi zurnanın sırt dediği yere gelmiş bulunmaktayız. Baharatı
bulabilirsem. Evet, yeni bahar. Biliyorsunuz ki barbekü yerine yapacağım olaya geldik. Barbekü sosu bulamadık. Peki yerine nasıl bir sos yapacaksın? Onun yerine ben şu anda yeni bahar, biraz da ketçap sıkacağım. Bu barbekü sosun yerini tutacak mı sence? Oluyor. Ben birkaç kere böyle evde bittiğinde almaya üşenip... O zaman bizi niye koşturdun o kadar barbekü sos, barbekü sos diye? Ama olsa fena mı olur? Yarışmadayız. Uydurma iş mi olur falan filan. Dedim yani ama... Uydurma sosla yemeğini yapıyorsun yani. Hayır ya, ama öyle algılayabilirler şimdi. İşte kayınvalideler biraz şey olduğum için bu konularda. Ne demek istiyorsun? Açık konuşalım. Yeni olan şeyleri doğru kabul etmiyorlar. Kaynanaların notu kıt. Görüşlerinde samimi olduklarını düşünüyor musun hepsinin? Benim kayınvalidem bilerek böyle sırf böyle biz yüksek puan alalım diye düşük puan vermez. Onu tanıyor. O muhtemelen şu an tahmini ve farazlar konuşuyorum tabii ki, yanılabilirim. Ama ya böyle tatsız bir şey yaşadı, ya bir durumu böyle yani böyle bir içine sinmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü durduk yere yapacağımı zannetmiyorum. Duygu, geri sadece bir saatin kaldı. Hepsi işte toplam bir saatim var. 1,5 saat geçti. O zaman hemen hızlanalım. Şu anda ne yapıyoruz? Domates çorbasına başlamış bulunmaktayım. Domates çorbası için hangi malzemeler lazım? Şimdi biraz un, biraz tereyağı. Gelinimiz ilk olarak unu koyuyor tenceresine. Duygu, yemek yaparken olmazsa olmazların var mı? Ben yemekleri her zaman çorbayı özellikle tahta kaşıkla yapıyorum. Neden? Çünkü lezzet verdiğini düşünüyorum. Duygu robottan geçirilmiş domatesleri de tenceresine boca etti. Şimdi ne yapacaksın peki? Çorbamı haşlanmaya bırakacağım. O haşlanırken o kadar hızlı bir şekilde başlayacağım ki. Şimdi ne ekleyeceksin çorbana? Şu an krema koyacağım. Ben bu çorbaya da biraz bu arada ketçap katıyorum. Ketçap mı? Evet. Domates çorbasına. Biraz evet bildiğimiz ketçaptan attı. Biz bunu söyleyelim bari diğer kayınvalidelere. Beş dakikada yapılıp hiç vakit almayan bir çorba yani. Domates çorbası bildiğimiz çorba. Kaşarlı, kıtır ekmekli domates çorbası. Malum bunu biliyoruz. Çok da emek sarf edilecek bir çorba değil. Sonunda da kaşarını ekti mi masaya kaşarını ekecek getirecek. Böyle bir yarışma için basit bir çorba. Bir gelin domates çorbası yapıyor ve salça tadı çok aldıklarını söylüyor diğer kayınvalideler. Salça koysam mı koymasam mı? Salçayı az mı koyacaksın? Aynen öyle. Diyeceğim ki şu kadarcık salçanın nesi size geldi teyzeciğim. Oh bir de böyle bir de böyle. Sen Rizelisin değil mi Duygu? Evet Rizeliyim. Horon tepmiyor musun hiç? Horon evet. Hadi bize öğret bakalım horon nasıl tepilirmiş. Şimdi şöyle geliyor bu. Böyle kaldırıyoruz falan filan. Tebrikler Duygu, harikasın. Açlayın beni. Çorba kendine geldi mi bari? Çorbamız okeydir. Tadına hemen bir bakıyorum. Tadına bak. Sakın risk alma. Tuz az. Ama o kadar tatlı olmuş ki, tadı o kadar güzel ki gerçekten beğendim. Biraz daha tuz olursa... Nasıl olmuş? Bence güzel. Bitmiştir. Orada kabaklarım oldu. Oley! Kabaklar orada seni bekliyor işte. Evet bu iş tamamdır. Bunun içi artık dolacak. Kaşar konup fırından. Benim bildiğim sandal sefası kabakla yapılan, karnıyarı kabakla olanı. Pek de sevdiğim bir yemek değildir aslında ama tadına bakmaya gayret edeceğim. Artık ufaktan ufaktan Karadeniz pidene başlasan mı ne? Şimdi yavaş yavaş hamura geçelim diyorum ben. Bir hamur yoğuralım. Şimdi bunun için ben ojeli olduğum için bana laf söyleyeceklerdir. Ojeli elleriyle hamurunu yoğurdu. Ama benim tırnaklarım kısa bakın. Yani hamurla ilgili bir sıkıntı yok. Yani bakımlı olmak, pis olmak anlamına gelmiyor. Duygu hemen hamuru için hazırlıklara başlıyor. Kabına önce suyu, sonra da unla mayayı koydu gelinimiz. Ve birazcık da tuz tabii. Gelinimiz hazırlıklarına devam ederken Fahriye Hanım da mutfağa geliyor. Bu hamur Karadeniz pidemiz için. Evet, kaşarlı olacak. Hani neden kaşar? Normalde kıymalısı daha makbul. Ama şimdi kabak yemeği kıymalı.
Çorba zaten domatesli, işte soslu bilmem neli. Zaten salata patatesli. Geriye kaşar kaldığı için kaşar aslında. Bu arada hamur bir garip duruyor. Tutacak mı sizce? Olacak. Eline yapışmayacak. Ay şimdi yapışıyor eline. Evet. Yapışmayacak eline. Tamam, un kıvamında demektir. Şükriye Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz Fahriye Hanım? Hani çok konuşuyor Şükriye. Bakalım bugün de çok konuşacak mı bilmiyorum. Çok dur, 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 dur. Aklına ne gelirse konuşuyor. Üç gündür Fahriye Hanım konuşmuyordu. Sessiz, sakin duruyordu. Bakalım bugün kendi evinde ne yapacak? Bence Fahriye Hanım'ın sesi çıkacak bu akşam. Yapışsın tamam. Mı az? Bu arada biraz yavaşladınız sanki. Zira son 50 dakika. Ya hayır asla olamaz. Kalan süreyi duyunca etekleri zil çalan gelinimiz hamurunu hemencecik yoğurdu. Bu arada kaynanamız Fahriye Hanım durur mu? Hemen pişen yemekleri teftişe geçti. Siz de bakacak mısınız? Vallahi bizim de canımız çekti doğrusu. Şekerli diyecekler. Şekerli mi? Çorba. Havucu çok mu koydun yoksa? Havucu yok kız. Hadi canım. Eyvah! Yandınız. Sen ne arıyorsun Duygu? Tepsi. Son 45 dakika bu arada. Ya tamam. Duygu harika başladın ama devamını getiremedin sanki. Gelinimiz hamurlarını düzleştirip kaşarları hamurun üzerine koydu ve son olarak pidelerine şekil verdi. Finish. Şimdi ne yapıyoruz? İneyim hemen vereyim bunu. Hadi. Yetiştirebilecek misin sence? Yetiştireceğim. Niye yetiştiremeyeyim? Aşağıda 15 dakikaya, 10 dakikaya pişecek. O pişerken sefalarım pişecek. Oh sefam olsun. Sonra ne kalıyor geriye? Salatamı yapacağım. Salatam için de vaktim var. Gayet yarım saatte de yaparım salatamı. Şimdi bir dakika, kaşarlı mini pideler dediği zaman bu ara sıcak olmuyor bence. Çay saati oluyor. İşte ben sosisini yaparım. Yani kaşarlı dediğine göre bu sırf bir kaşarlı değildir büyük bir ihtimalle. Altında sosis vardır belki de yani. Sosisin üstüne o kaşarı koymuş olabilir yeşil biberle. Yani akşam sofrası için değil ki. Ve apartmanın girişindeki pide fırınına geldik. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben pidelerimi yaptım böyle. Onu tahtaya dizelim. Senelerin pide ustasısınız malum. Olmuş mu sizce? Harikasın Duygu. Tam puanı aldın ustadan. Tırnak pidesi var buranın, çok güzel. Misafirlere de vereceğim. Ama ben tırnak pideyi böyle sıcacık gelsin istiyorum. Hani konuştuk, ücretini de ödedik. Anneler masaya oturduğunda hemen gelecek. Pideleri ne zaman teslim alacaksın? Bunları ne zaman almaya geliyorum? 5-6 dakika sonra alırsın. 5-6 dakika sonra alıyorum. Zaman kaybetmeye gerek yok. Biz eve çıkalım istersen. O zaman çıkayım. Ben gelirim, sen çıkart. Biti ben alırım, işim bitince hallederim. Bakın kalpli yaptı pide. Evet, hemen geçiyorum, eve giriyorum. Kaşarlı mini pideler. Herhalde bu pizzanın küçüklüleri. Vallahi benim kızımınkine hafif dediler. Bunu bilmiyorum. Bunu sadece hamuru mayalayıp içine kaşarları koyup fırına verecek. Ne alemdeyiz Duygu? Çorba tamam. En son blenderdan geçeceğiz. Pilavım zaten, onu hemen hazırlarım. Daha pilav yok ortada. Evet ama o hemen oluyor. Problem yok onda. Salatam kalıyor geriye. Bu yarım saatte ikisi hallolur. Hallolunacak yemek değil. Bu arada bıçağımı bulamıyorum ve sinirlenmeye başladım. Evet, neyse geçti. Neyse sakinim. Sakin olmakta yarar var tabii. İnsan böyle zamanda gelinini daha iyi tanıyor tabii. Gördünüz mü Fahriye Hanım? İki ayak bir pabuca gelince gelininiz nasıl da sinirlendi. Duygu kapya biberlerini doğradıktan sonra rondodan geçiriyor. Ve Duygu ikinci bir ketçap hilesine daha imza atıyor. Bu kez de sandal sefasının içine ketçabı sıkıyor gelinimiz. Son 25 dakika Duygu. Tamam, benim içim hazır zaten. Tamam, iç hazırsa sorun değil. Pideler hazır mı acaba? Hazırdır, o çıkartır unutmaz. Aşağı inip alalım o halde. İnmeyeceğiz ya, hayır. Ben en son pideyi alırken giderim, onu da alırım. Sıkıntı yok tırnak pideyi. Duygu hemen üç renkli gökkuşağı gibi rengarenk salatasının yapımına geçti. Rondosunun içine maydanozları ve patatesleri koyan gelinimiz bütün malzemeyi iyice püre haline getirdi. Şimdi buna limon, biraz zeytinyağı, biraz da tuz koyacağım. Üç renk salatamızın ilk rengi bu şekilde hazır.
lan? Ne oldu böyle? Tabağım kırıldı. Nazar çıktı diyelim biz buna. Şimdi ne yapıyorsun Duygu? Diğer patatesi de ilave edip... Doğru havucun içine. Aynen öyle. Bu iç hazır. Aferin Duygu. Eski hızın geri geldi. Anne tadına bir baksana. Tuzu nasıl? Tuzu mu yok? Tuzu yok. Bir çay kaşığı yeter mi? Bir çay kaşığı yeter. Bütün bunları tepside yapsan daha kolay olmaz mı? Evet, niye hemen tepside dizmiyor? Tabii ya. Tepsisi de hazır zaten. Tabii canım. Şunu alalım. Tabii, tepsiyi. Gelinimiz içe uyulan kabakları teker teker dolduruyor. Ve son olarak kabaklarımızın üzerine birer dilim kaşar ekleniyor. Ve kaynanalarımız bayıla bayıla yesin, sefasını sürsün diye sandal sefalarımızı fırına veriyoruz. Yani adı sandal sefası. Sebzeli mi, etli mi, tavuklu mudur bilmiyorum yani. Bir fikrim yok bunda. Duygu ne yapıyorsun? Ölüyorum, siz ne yapıyorsunuz? Pilav yapıyorum. Tereyağlı. Tereyağlı ne pilavı bu? Şehriye. Arpa şehriyeli pilav. Sade arpa şehriye pilavı da olabilir. Buraya belirtmemiş. Pirinç de arpa şehriye kavurarak olabilir. Tereyağlı yapılırsa güzel olur. Arpa şehriye de basit. Yani zor bir yemek değil. Ne domates doğrayacak içine, ne soğan, ne biber, ne bir şey. Hiçbir şey doğramayacak. Üç renk salata ne alemde? Havucu da ezildi. Artık karalahana, morlahana kaldı. O da oldu mu bitti. Son 13 dakika. Geri bir tek lahana kaldı. Aynen, lahanayı parçalayınca bitiyor. Duygu mor lahanasından bir parçayı da diğer malzemelerle birlikte robotun içine attı. Duygu aceleyle şehriyelerini kavurmaya geçti. Çorba rondan geçecek mi? Aa evet. Son 10 dakika. İşte çorba da artık hazır. Şimdiki planın ne? Bitti. Nasıl yani? Üstümü değiştireceğim. Peki ya sonra? Pidemi alacağım. Emin misin bittiğine? Ha, sofra düzeni var. Sofra düzeni var. Tabaklarım. Buraları kim toplayacak peki? Biz mi? Yok, toparlayacağım ama üstümü bir giyeyim de. Tamam. Fahriye Hanım süslü püslü, bakalım gelini nasıl donatılmış. Güzel bir masa bekliyorum. İnşallah öyle çıkar. Duygu. Sofrada bir tuhaflık var sanki. Ben çatal kaşık sırasını şu an heyecandan yanlış diziyorum değil mi? Biz aslında ona takılmadık. Neye takıldınız? Son 7 dakika. Çabuk ol çabuk. Tencereye kapak koysun. Demlensin. Nasıl yani? Biraz sert olmuş. Duygu! Mutfak! Tencereye kapak da demlensin. Neyi demlensin? Pilav. Sert mi olmuş? Sert. Tamam anne dur. Duygu. Şimdi ne yapıyorsun? Çeri domateslerimi koyuyorum. Son 6,5 dakika. Pilav sert mi dedin anne? Biraz sert olmuş. Ne yapması lazım pilavı yumuşatması için peki? Az su ekleyeceğim, tekrar kavuracağım. Biraz su ekleyecek tabii ki yani. Sen de o haşlanırken kıyafetini giy bari. Aynen o haşlanırken. Tamam. Üstümü değiştiririm ben. Tamam. Nereye gidiyorsun? Üstümü değişmeye. Ya şimdi ben düşünüyorum ki bugünkü kızı, yani bugünün gelinlerinin hepsi süslü. Bakımsız olacağını sanmıyorum. Kesinlikle bakımlı bir genç kızdır, genç bayandır, genç gelindir. Ama sessiz olacağını sanmıyorum. Ve saniyeler içinde hazırlanan Duygu tekrar mutfağa geldi. Pilav nasıl? Hala kıtır kıtır mı? Aynen, bunu biraz daha... Pideleri alman için son 3 dakika. Tamam, bu zaten biraz daha. Duygu, pilavı bırak, aşağıdaki pidelere bak. Hadi gidelim alalım pideleri de. Pideler hazır mı? Alayım. Ne kadar da aksiyonlu bir hayatın var Duygu. Ay aynen, bugün öyle oldu ama çok şükür yetişti. Bakalım hemen pidelere. İkram. Ooo bakın.
Muhteşem görünüyorlar Duygu. Bizim bile iştahımız açıldı. Bir de giderken dökermişim Allah. Kalbin ağzından çıkacak gibi. Hayrola. Ay çok heyecanlıyım ama rahatladım şu an. Pideler elimde, vaktim yetişti. Her şeyim hazır. Rahatladım açıkçası, yetişmesi beni tabii mutlu etti. Allah'tan kapıyı açık bırakmışım. Bunlar da hazır. Bu şekilde her şeyim de hazır. Bunları da kapatayım. Bu da tamam. Evet. Kuşları vurdum deriye Leyla'm. Dersin kolların kuruyor Leyla'm. Belki servis gelir. İçinde fazla bir emeği yok. Fıtır ekmeği de hazır. Peki bir tanem domates çorbası. Domatesi nerede? Ama Nimet'e burun kıvırmak da bence hiç hoş bir davranış. Eleştiriler başladıktan sonra pelçeleri çıktı ortaya. Misafirinize böyle dili uzun olunca size nasıldır bilemiyorum. Eleştiri açık olmasaydınız bu yarışmaya katılmayacaktınız. Burada zaten puanı sıfır oldu. Büyüğüm olduğu için daha fazla kendisiyle bir olmayı düşünmüyorum. Ya çok pardon, ben bir su alacağım. Aliye Hanım. Ah ben su almaya gelmiştim, lafa daldım. Anladım. Dalmışsınızdır mutlaka. Bıçakla şöyle önüne döner misin? Ama ben gerçekten şu an gerildim. Aliye Hanımcığım artık gelebilir misiniz lütfen? Boş ama saygısızlıkla yaftalanıyorum şu anda. Ben saygısızlık hiçbir şey yapmadım. Ben kalkabilir miyim arkadaşlar? Nereye? Gerçekten ben katlanamayacağım bu saygısızlığa şeyin. Bu hepimize yaptırdı. Duygu kapı açık kaldı. Aman aman. Zira Aliye Hanım her an gelebilir. Ay çok doğru söylüyorsunuz. Mutfak bayağı batık. Fahriye Hanım nerede bu arada? Üstünü değiştirmeye gitti sanırım. Müdahalede bulunamayacağı için. Tamam ben buraları toplarım. Biter burası. Ve gelinimiz kalan son birkaç dakikasında da mutfağı topluyor. Duygu kapı çalıyor, kapı. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kapı açık sen. Nasılsın? Evet. Ya aslında kapatırken kapatamadım sanırım. Geri de dönemedim vakit yetişmiyor Anladım. Diye son İstersen dakikalarda. Kapat. Aynen kapatayım sağ olun. Pide mi onlar? Evet. Yetiştiler mi? Hepsi yetişti. Oh mis harika. Bir bakabilir miyim? Tabii ki buyurun. Kayınvalidelerden evvel benim girmem daha iyi olur bence. Evet doğrudur. Doğru. Bu ne böyle kalp şeklinde? Evet harika. O işte taş fırında pişirdik ya pideleri. Oradan bize ikram yaptılar. İkram yetişti mi her şeyin? Her şeyim yetişti. Aynen. Kız bu ne kadifeleri giymişsin pişeceğim ya, bu sıcakta? Ya serin bu aslında ince de hani i̇nce böyle mi? Giyeyim dedim. Ay, neyse de inşa bir de koşturacaksın neyse sen aynen. Bilirsin ben geçiyorum içeri. Sağ olun. Güzel olmuşsun o ayrı. Çok şık. Sofraya bak. Sofra çok güzel. Çok... Ya şunu da soramadım ha. Bu neydi demin de görmüştüm. O teraryum. Ha teraryum o, tamam. Evet, onu biz eşimle birlikte yaptık. İkiniz yaptınız. Evet. Şu taşları falan ben dışarıdan hani toplayıp çok böyle güzel. İşte dezenfekte edip vesairesini falan. Harika bayıldım. Evet. Harika. Dışını eşim yaptı toprak falan filan derken. Aynen, hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Fahriye Hanımcığım. Hoş nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim sağ olun. Evet. Hadi kolay evet, gelsin. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bilin bakalım ilk kim geldi? Sence kim geldi ilk Fahriye Hanımcığım? Kim gelmiş olabilir ilk? Hoş geldiniz. Öpeyim, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Buyurun, hoş nasıl geldiniz. Geçelim? Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Merhaba. Tabii ki. Şöyle bırakayım kenara. Sizi geçmeyeyim. Özür dilerim. Merhaba. Hoş geldiniz. Gençsiniz aslında da işte saygıdan. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederiz. Aslan daha iyiyim. Tabii ben alırım. Nasıl Buyurun. Merhaba. İyisiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz Sıfriye Hanım. Merhaba. Merhaba. Sıdık Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Kadro tamam mı? Buyurun oturun. Kadromuz. O ne? O ne? O ne Sahi Şükrü Hanım? Ben oturacağım tabii. Yerde sandalyemiz şey. Bravo. Tabii. Bravo. Tepsimiz alalım. Var. Alalım. Evet. Aldım. Tamam. Yani hemencecik bir şey. Kendime yer açmak için aldım. Bir basur yoktu herhalde. Yok hayır. Unutmuş herhalde. Şimdi unutmuş şey herhalde. Ama bu arada ben erken gelemedim. Zira çok trafik vardı. Fahriye Hanım'a baskın yapacaktım zaten.
Yani Fahriye Hanım'dan korktuğundan değil. İlk de trafikten bu trafiğinin faydasını gördük. Tekrar hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok yorgunuz. Tatlı yorgunluklar bu arada. Evet, çok güzeliz. Kıyafetler çok şık. Çok siyahlar. Çok evet. Gerçekten. Çok güzel. Sağ olun. Siz de öylesiniz efendim. Çok teşekkür ederim. O sizin hoşçakalın. Siz de böyle bir otantik değişik yelekler. Çok teşekkür ediyorum. Böyle şık hanımın şık gelin olması lazım. Değil mi? Çok tatlı. Maşallah. Hadi çorbalarla başlayalım. Tabii başlayalım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Süslü. Ama bugün de çok güzel incileri var. Evet. Ama bir saniye, biz bugün keşfettik bu süsün kaynağı nereden geliyor, kim destek oluyor. Takı sponsoru geliniymiş. Duygu ona mesela kendisine oje falan aldığı zaman Duygu'nun eseri kayınvalidesine de alıyormuş. Küpeler Fahriye Hanım'ın inci kolye, geliniyle böyle bir dayanışma da var yani. Biri benim, biri onun. Kayınvalideleri ilk bakışta nasıl buldun Duygu? Ya çok tatlılar şu an için. İlk izledim, gayet sevimli buldum hepsini. Gayet iyi gibi gözüküyorlar. Ben de sevdim hepsini. Şu çorbayı biraz sulandırayım. Masa nasıl? Masa? Masa çok güzel ama çiçekleri kaldırsak birbirimizi görsek mümkün mü? Göremiyorsunuz çiçek çok, ya biraz ben, böyle evet, şey düğün masası gibi olmuş. Evet ben diyecektim aynısını. Yani düğün evet, masası gibi evet. Olmuş evet. Sanki hani düğün olmuş, yapılıyormuş evet. Gibi. Geçen hafta biz polis evinde gittik. Aynen ya, öyle düğün önüne. Masası gibi olmuş. Böyle aha. Çelenk gibi çiçek olmuş gerçekten. Bence ama onu, şimdi yani onlar öyle uygun görmüşler, öyle süslemişler. Ha, o zaman ama Zuhal Hanımcığım tam bir düğün masası gibi olmuş gerçekten yani. Hani düğüne gidiyorsunuz. Çiçekten dolayı mı öyle? Yani yok şu an sadece çiçek yani onun dışında gayet güzel diğer şeyler. Suklalar falan yok, çok gayet hoş. Güzel. Ben zaten çiçekleri alacağım hani size görsel bir şölen olsun. Hani tamam, böyle bir peki. Hoşluk olsun hı. Diye sen böyle koydum. Görürsen, şimdi verelim, ikram zamanında bakalım. Aynen onları. Tabii. Onu da alabilirsin. De alalım şükür. Çok teşekkür ederim. Tatlım. Onu da alayım. Ne diyorsunuz bu şeylere, servislere? Yok bunlar çok güzel olmuş. Güzel, evet. Gayet güzel olmuş, şık olmuş. Çok evet, olmuş. Yalnız bu çiçek çok rahatsız edici. Bana tamam, da çok rahatsız zaten. Edici geldi. Kendisi almak istemeseydi aldırmayacaktık. Kendisi de tamam dedi, ben size göstermiş. Ben zaten öyle. Ama gerçekten bakın ne kadar bir yığıntı olmuş ortada. Evet. Fahriye Hanımcığım, yardım ettin mi geline? Sözde yardım ettim. Sözde yardım ettim. Sözde yardım minik ettim. Zaten sözde yardım ettim. Sözde yardım kıtır ekmeklerini falan sen mi kızarttın yoksa? Kıtır ekmekleri yok kızartmadım. Yok. Pidenin hamurlarını sen mi açtın elinle? Hayır. Hayır. Hayır onları nerede pişirdin bakalım merak ediyordum. Taş fırında. Şimdi girerken taş fırın. Akbin fırını var pide ama fırını. O, normal değil. Taş, olmaz. Taş olmaz tabii. Nasıl olur Zuhal Hanım? İstediği yerde pişirtebilir. Sadece kendisine verilen süre içerisinde he. İstediği yerde pişirtebilir. Öyle, yani öyle hamurunu, bir şey var mı? Hamurunu kendi yaptı. Hamurunu. O zaman o apartmanın verdik. Girişindeki ha, tabii tamam, kendi yaptı. Tamam. Hamurunu kendi yaptı. İki buçuk saatte hatta ev dekorasyonu bile değiştirdi. Evet. Şurada koltuk vardı, bu koltuk. Aha. Burada masa vardı. Siz sıkışmayın diye onları değiştirdi. Evet. Vallahi hepsini de yetiştirdi galiba değil mi bildiğim kadarıyla? Evet. Fırında şey vardı. Ana menü olduğu için fırına vermek zorunda kaldık. Peki yani hadi. Şeyde prosedürde bu böyle bir şey kabul oluyor mu yani? O zaman ben yani de sıkıştığım ben zaman yetiştiremedim. Hemen komşuma vereyim. Oo. Al bunu pişiriver, yapıver saatini. Siz hazırlayacaksınız. Tamam hazırlarız. Pişirmeyi ben de ineceksiniz, ya. Vereceksiniz. Hayır bilmiyorum, bitişik komşuma veririm. Şimdi bakalım yiyince anlarız. Hmm. Taş fırın lezzeti farklı. Taş evdeki fırının lezzeti farklı. Şu anda biz yani neye göre yorumlayacağız? Yani ben onu anlayamadım. Duygu, senin pideleri taş fırına götürmen olay oldu içeride. O zaman evet onlar da özenerek uğraşsalardı ben taş fırına giderek nereden baksanız 20 dakikamı yaktım. Hiç öyle komşu pişir olmadı. Tam 6 kişilik. Ağzınıza layık canlarım. Şimdi çorbalar nerede kaldı güzel gelin? Gecikti mi diyorsunuz? Gecikti. Kesinlikle hayır. Gecikti. Evet gecikti. Ya evet biraz kaldım ama şimdi çorba koyuyorum kaseye. Yani nasıl, ne kadar zamanda koyabilirim sonuçta? Bu arada tabii Fahriye Hanım dışarıda olduğu için deplasmandaydı. Şimdi kendi evinde. Evet. Tabii orada sesi çıkmamıştı. Bence şimdi herhalde bomba gibi patlayacak. Hani sustum.
Evet, ne çıkacak bilmiyoruz artık. Bakalım ne çıkacak, göreceğiz. Büyük final. Evet. Yani. Yerinlerimize gelecek. Ay, finalde Sevgi Hanım'dayız. Evet. Kapanışı evet. Sizde yapacağız büyük final. Heyecan var mı? Hem de Neviç. Şöyle bir şey var. Peçete burada. Arkadaşlar peçeteyi ben dağıtayım size. Maalesef peçete konmamış gördüğünüz gibi. Peçetelerinizi ben vereyim. Teşekkür ederiz. Peçetelere kriz oluyor. Peçeteler buralarda böyle şöyle buyurunuz. Teşekkürler. Şöyle buyurunuz. Yine bir kenara deste halinde konmuş. Ama servisi maalesef yapılmamış. Kaşıklar ters tarafta galiba. Neyler? Kaşıklar sol tarafta, sol elle mi çorbalar kullanacağız? Evet, bence de içeride. Doğru söylediniz. Bunlar nedir? Evet. Duygucuğum. Aynen. Onlar ikram zamanı alınacak. İçeride yer olmadığı için buraya koyduk. Tabii tamam. Ben şimdi alıyorum zaten. Bak, doğru tahmin etmişim. Öyleyim, içleri dolacakmış. Doğru. Bu arada kaşık çatal doğru yere konmamış. Doğru söylediniz. Afiyet olsun herkese. Kıtır ekmeği nerede? Çorbamızın kıtır ekmeği. Hazır. Bıçak kapları konuldu. Çorbaya farklı bir lezzet katacak kıtır ekmekler de yolda. Bu kıtır ekmeği sormasayı kendiniz mi yaptınız? Evet, kendim yaptım. Nerede pişirdiniz bunu? Fırında. Fırında. Bugün yaptınız. Yok, bu ikram olarak koyduğum şey. Yok, kendi fırınımda yaptığım bugün şey. Bugün de bugün mü hazırladınız? Hazır mıydı? Kıtır ekmeği mi? Evet. Evet, hazırdı bugün. Ha, bu hazırdı yani. Bunun için bir emek sarf etmediniz Hayır, bugün. Hayır, sarf etmedik bugün. Evet. Onu, bugün pişmedi mi kıtır ekmeği? Yok, kıtır ekmek bugün onu pişmedi. Onu öğrenmek istedim ben de. İkram olarak veriyor. Evet. İkram olarak. Ama bu kıtırlı ekmek deyince bunu da bugün hazırlanması gerekiyordu. Bir baharat mı kullandın bu? Çemen mi var bunda? Hayır. Yani böyle bir tat var. Ama bir baharat kullanmışım. Çemen gibi böyle bir tat. Astırma çemeni gibi mi? Aynen öyle. Bir tat var. Duygucuğum. Bir alırsanız. Pardon, bir teker teker. Çatalım. Yok da. Yeni çatal. Tabii ki hemen getiriyorum. Çemen tadı mı aldın? Ben çemen tadı, böyle bir tat aldım. Genizde bir baharat kokusu geliyor da onu söyleyecekti şimdi her zamanki baharat diye. Siz de mi aldınız aynı şeyi? Yani bu çorbayı yaparken bildiğim kadarıyla un kavuruyorsunuz herhalde değil evet, mi? Evet, evet. Ondan sonra domatesini ve içinde fazla bir emeği yok. Evet. Ve kıtır ekmeği de hazır. Bir şey söyleyeceğim, ne çok koydu? Olan... Duygu'ya soralım. Ne var şeyin yanıma içinde? Yanıma gelip söyler misin? Çok bunda ne var acaba Duygu'cuğum? Söyleyeyim, yeni bahar var. Yeni bahar. Domates var. Çok azıcık böyle bir çorba kaşığının yarısı kadar biber salçası var. Tereyağı, un, biraz krema. Çok az da ketçap var. Peki geçecek. Bir tanem domates çorbası. Domatesi zaten. Nerede? Domates efendim? Yok. Domates endesi var. Domates çorbası. İşte domates de olur benim bildiğim yani. Domatesi nerede? İçinde. Domates İçinde. De koyuldu. Yok salça. İçinde rondodan geçirdi. Ben gördüm. Ama yani hiç domates çorbası domates şeyde değil. Domates var. Bana kremalı öyle. Domates var. Çorbası var. Olduğu için sulu domates çorbası olmadı. Yoğun gayet özü kremalı. Güzel. Evet, özü güzel. Güzel. Evet, kıvamı çok güzel. Kesinlikle kıvamı olması yani gerekiyor. Fakat içinde kaç tane domates var duyguca? 6. Bakın, bayağı yoğun. Yani bayağı şey... Bayağı yoğun domatese. Domates çorbası gibi değil. Ketçap niye koydun? Aroma evet, vermiş bence de değil. Aroma. Ama orada ısıracak sizin damağınızı hani zedeleyecek şekilde değil. Zaten çok minik bir aroma. Ketçap salçayı koca tencerede bir çorba kaşığının yarısı kadar. Yani. Hani o kadar rahatsız etmesi imkansız. Aa, tabii ki damak zevkiniz. Tabii ki beğenmeyebilirsiniz. Yani, evet. Bu ben böyle sevdiğim için böyle i̇şte, yaptım. Evet. Sizin tercihiniz. Mesela ben şimdi içinde şey yaptım aldım. Fena değil arkadaşın dediği gibi çorba ılık. Sıcak olmasa da, çok kaynar olmasa da olamıyor zaten yarışma şeyinde. Yine de ısıttım ancak bu kadar oldu. Tabii kaşarın erimesi gerekiyor. Evet. İçinde bunun bir özelliği o zaten. Yani domates çorbasının zaten en büyük özelliği. Bir de ketçap kaşar peynirini içine koyduğunuzda zaten erimiş olması gerekiyor. Evet, tabii. Özellik o zaten. Sıcak, domates çorbası yoksa başka bir şey kaşar peyniri olmasa lezzet ama olmuyor. Ama istemeyen... Nasıl olacak? Hani mesela... Yani ama domates çorbası kaşar peynirsiz olmaz ki. Evet. O onunla vardır. Özdeşen bir şeydir. Ha, bak, sevmeyen de öyle içiyordur. Ben sevmeyen ketçap sevmiyorum ama bunun içinde ketçap var yani. Anladım. Sizi rahatsız edecek boyutta tekrar yok hani yine söylüyorum. Hani bir, ketçap var dediğiniz hani bir tatlı kaşığı kadar bir ketçap. O, bir tencere. Gerçekten. İlk defa duyuyorum ben domates çorbasına yeni bahar. Evet. Evet ben de hiç duymamıştım. Değişik olun da öyle bir tarz verdi. Ya şimdiki gençler tabii değişikleri açıkla açık. Belki yörelerinde öyledir. Yörelerinde öyledir. Ben bilemem. Ama biz burada belki yöre
yöre yani hiçbir yörede ketçap bilmiyorum. Ben çok yani, yöresel bir tat değil ketçap yani, tabii. Yörede yöre değil ama onun değil, tat katması için de öyle gelmiş. Sevgi Hanım'dan da alamıyorum. Aynı fikirdeyim şey yani. Beğenmediniz mi? Yok. Aynen. Elinize sağlık. Elinize diyorum. Sağlık, emeğinize sağlık. Ben gayet güzel beğendim. Hoşuma geldi. Evet, bitirdi. Afiyet olsun. Dün bana demişlerdi kayınvalideye göre. Benim gelinimin de yemeği tuzsuzdu. Tamam, sululuğunu ben de kabul ediyorum. Tuzsuzluğu da ben kızım fazla tuz koyma. Tamam, onu dün konuştuk zaten bol bol. Duygu yani, maalesef çorbayla ilgili. Evet. Tamam. Çorba için yapılan yorumlara bir cevap verecek misin Duygu? Çorbaya gelen yorumlara diyeceğim cevap, tek cevap şu. Bu bizim bildiğimiz sade, klasik bir domates çorbası. Bunun ne farkı var diyeceklerdi. Farklı ve güzel lezzetli bir tatlı. Hepsi tadını beğendi aslında ama ketçap mı var oldular. Bu zaten eleştirmek için yapılan bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendilerine katılmıyorum. Afiyet olsun diyorum ben onlara sadece. Gelinimiz içilmeyen çorbaları geri toplamak için salona dönüyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum bu çorbayla alakalı. Sadece dümdüz bir domates çorbası yapmış olsaydım da diğer günlerden bildiğim kadarıyla bu sadece sıradan bir domates çorbası. Bunun ne farkı var? Bu bir yarışma. Burada bir özen olması gerekir deneyeceği evet, için. Özel bir şeyler koydum. Hı-hı. Zevktir, yemektir, nimettir her evet, şeyden nimettir, önce. Tabii, evet. Bunlara vereyim mi Duygu'cum? Bilmiyorum, afiyet olsun. Sonuçta misafirsiniz tabii. Ve benden büyüksünüz. Kimsenin burada kaybetmek istemem. Ama tabii. Nimete burun kıvırmak da bence hiç hoş bir davranış. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kelime yanlış geldi şu an. Gerçekten olumsuz ve yanlış geldi. Nimete. Evet, şimdi lafını söyledi gitti ama ben bir ara pardon bir şey söylemek istiyorum. Bu bir yemek yarışma programı. Ve dolayısıyla hiç kimsenin öyle bir şeyi yok. Olamazdı zaten. Olamazdı tabii. Tabii ki eleştiriler söylenecek, beğenilmeyen şeyler. Yoksa bununla alakası yok. Biraz yanlış olduğunu söylemesi. Yanlış söyledim. Ben izah ederim. Yoksa hiç öyle bir şey yok. Haşa öyle bir şey olabilir mi yani? Benim gelinim de eleştirildi. Evet. Ters bir cevap verdi mi? Vermedi, yok. Her şeye güzel güzel izah etti. Saygısızlık yaptı mı? Yok. Yok. Herhangi bir terbiye şeyini gördünüz mü? Yok. Biz bunlara da dikkat ediyoruz. Biz buraya hakaret işitmeye geldik. Hayır, estağfurullah öyle şey olur mu? Öyle ne demek? Biz hayır, nimete hayır, biz hayır, nimete hayır. Burun kıvırmıyoruz. Hayır, hayır. Çok yanlış. Gerçekten yanlış. Yanlış konuştu, beni onu çok izah eder yine. Onurumuzu kırdı yani. Ben hayır, 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 hayır. Öyle şeyler söylemeyeyim lütfen. Yok, estağfurullah yok, öyle şey olabilir mi? Mümkün değil. Yoktur aslında. Çorba servisinin ardından yaptığımız eleştiriler neredeyse dank dank bize vuracak gibiydi. Tabi bu arada Şükriye Hanım bayağı bu işe sinirlendi. İtirazlarımıza yani yorumlarımıza hiç kulak asmadı. Hep bizi bastırdı. Şimdi deminki söylediğin cümle biraz talihsiz oldu. Kimsenin öyle bir şey yaptığı yok. Alındı tabii, biraz sonunda. Yani. Çünkü bu şimdi yarışma programı, yemek tabii, yarışması. Tabii canım. Dolayısıyla herkes hı-hı. Fikirlerini, eleştirilerini söyleyecek. Tabii. Yoksa kimse buradaki ya da diğer daha belki yarışmacılarımızda öyle bir şey kimse yapmaz yok, yani. Biz de müsaade etmeyiz hayır, zaten. Hayır. Ama sadece eleştiriler dile getirildi. Evet, o senin dediğinle alakası yok. Biraz bir şey, alınmışlar. Alındım evet. Çünkü siz biz değil, burada biz bugün hepimiz alındık. Yani. Biz bugün sadece senin misafir, sadece bizler değiliz. Türkiye sizin misafiriniz. Aynen tabii öyle. Ki. Ben bayanın evinde de bunu aynı şeyi söyledim. Aynen. Arkasındayım. Kesinlikle. Ondan sonra ama bizim gelinimiz de eleştirildi. Aynen. Ve eleştiriye açık olmasaydınız bu yarışmaya katılmayacaktınız. Burada zaten puanınız sıfır oldu. Şu an çok sinirliyim. Çok gergin bir ortam. Eleştiriler başladıktan sonra pelçeleri çıktı ortaya. Hayır özür diler ve özür dili sürttü. Hayır. Özür dilemesini ben özür yok. Diler. Yok. Hayır, özür. Dilesin ama yani, yok. Ben bunu kabul edemem. Kelime için. Hayır kabul yani, edemem. Yani. Nimete beğenmeyebilirsiniz dedim. Nimete burun kıvırmak yanlış ay, olur dedim. Anam. Siz burun kıvırdınız diye de bir şey dedim. Biz burun kıvırmadık. Biz ama zaten ben kıvırdığımı söylemedim. Karnımızı doyurmaya gelmedik. Ama biz yemeklerinin tadına bakmaya, elinin lezzetine bakmaya geldik canım. Tabii ki. Tamam.
Hoş geldin. Tamam. Ben gerçekten çok sinirlendim. Biz su alabilir miyiz? Biliyorum. Tabii ki. Gerçekten çok sinirlendim. Bir kul olarak Allah'a karşı da yani hata yapsak Allah affediyor. Vallahi ya tamam ama bizi affetmiyorlar. Hayatım bizi affetmiyorlar. Peki, peki pardon şöyle yapalım. Tamam. Hayatım bizi affetmiyorlar. Tamam. Benim kızımın çorbası sulu oldu. Tamam kabulümüz, tamam. Kabul ettik. Hayır. Yok peyniri içine yakışmadı. Tamam kabul ettik. O bir şey dedi, kabul ettik. İçeride söylediklerin gündem oldu resmen. Farkındasın değil mi? Ya işte buldular ya bir şey, geçiriyorlar. Ya ben yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Hani nimettir dedim. Herkes farklı düşünebilir. Nimete burun kıvırmak asıl yanlıştır. Bunda yanlış olan ne var? Neden bu kadar sinirlendiler sence? Bence sinirlenmek işine geldi, hoşuna gitti. Öyle haklı çıkarmıyorsa puanımız sıfırmış. Sıfır veremiyorlar zaten. Böyle bir şey hani kural gereği yok. Ama ben büyüğüm olduğu için daha fazla kendisiyle bir olmayı düşünmüyorum. Şimdi sırada taş fırında pişen Karadeniz pideleri var. Pide geliyor, pide bütün... Ara dili, bir gelin galiba. Anladığım kadarıyla dili uzun bir gelin. Evet. Yani bana hiç dili uzamadı. Bilmiyorum. Şimdiye yani kadar anlamadım. 11 ay oldu. Yanınızdaki gelen misafirinize... 11 ay yanında mı oturdu? Ben gittim geldim. Yani misafirinize dili, böyle dili uzun olunca yani dili size nasıldır bilemiyorum. Estağfurullah. Bilmiyorum. Yani dili uzun bana hiç... Yapmadı böyle şey, dili sürtebilir. Çünkü biz burada büyüküz biz. Sürtebilir. Çünkü biz burada evine, kendi hanımefendiliğine, kendi düzenine de puan veriyoruz. Sadece yemeklerin tadına vermiyoruz. Tabii. Boş ama saygısızlıkla yaftalanıyorum şu anda bu da. Ben saygısızlık hiçbir şey yapmadım. Sadece tabağa itmek nedir ya? Tabağa itti. Elin ucuyla böyle tabağa itti gözümün içine baka baka. Ben size olan saygımı koruyorum. Ve yine diyorum ki dedim, hani nimete burun kıvırmak doğru değil. Ben burun kıvırdınız demedim. Sen kendini yeterince ifade ettin zaten. Ama hala sıfır nedir ya? Yarışmamızda sıfır diye bir puan yok zaten. Şimdi sıra içecek servisinde. İşte ben su alabilir miyim? Ben elim ayağım titremeye başladı benim çünkü sinirlendim. Ben koyayım, lütfen. Madem bu kadar üzmüşüm kendisini. Gerçekten ben... Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bugün aksi bir ilacımı da içmeyi unuttum ondan. Pide fırından gelmedi mi daha? Geldi pide hazır içeride. Evet. Bir an zannettim ki elleri titremeye başladı. İnan ki Aliye Hanım'ın tam dibindeydi, üstüme yürüyecek. Bir misafirin böyle ağırlanmasını gerçekten çok kötü karşıladım. Yani olabilir, insanlık hali. Bizim de dilimiz sürtebilir. Ama sen dileme özrünü. Sen niye özrü diliyorsun? Kendiler. Eleştiriye pek gelemiyor galiba kızımız. Senin için eleştiriye gelemiyor diyorlar. Doğru mu bu? Ya eleştiriye gelirim. Ya ben sana bir şey demedim ki. Sadece tabağı öyle itmesine söyledim. Nimete saygısızlık olmaz. Olmaz ama biz böyle öğrendik. Yani kimse kimseye bir şey demiyor ki burada. Ben anlamadım neyi şey yapamadılar. O kadar tansiyon düşecek ne vardı. Değişik. Aliye abla ilk çorbayı anlatırken bile bayağı bir tepkili tarifini verdi. Bence büyük bir ihtimalle şu anda kendini hazırlamış böyle. Bileylenmiş. Çok yumuşaktı yani anaokulu öğretmeni 11 aylık evli. Bileylenmiş bence hazırlanmış. Hani, orada mesleği gereği mecbur. Benim kızım da bilgisayar öğretmeni. Evet. Gayet sakin. Okulda talebelere iyi davranmak zorundalar. Çünkü o işi. İşi yani. Olduğu için. Kesinlikle. Ben de matematik işte. Öğretmeniyim. Ondan sonra. Yani bazen sert oluyorsun. Bazen onda, yumuşak oluyorsun. Onu, öğretmenler böyle. Ya öğretmenler yani, öyle de işte bazen evde gelip. Hani yoruluyor, sert hali oluyor, ne bileyim. Eleştiriler yağmur gibi yağınca gelinimiz Duygu da pidelerin sunumunu hırs yapıp özene bezene hazırlıyor mutfakta. Arkadaşlar servis gecikti, sıkılmayalım. Kuşları vurdum deriye leylom, kuşları vurdum deriye leylom, öldü mari. Arıya leylom, öldü mariye arıya. Lo, tersin kolların kuruyor leylam. Verirse? Belki servis gelir. Gelmiyor. Geliyor. Aniden kesiyorsun. Ama gelmiyor. Başka yani, bir tansiyonum düşüyor. Yapmayın. Yapma ya. Yani tansiyonum düşüyor. Duygu koş, tansiyonu düşüyormuş. Yok, yani. Ama iyi bir şey için içeceğiniz. Şimdi iyi yerim. Ha? Mevzu bahis olan pideler de geldi. Özel pidelerimiz geldi. Şöyle dur.
ben vereyim. Şöyle. Ben elden ele bir elden ele, elden ele alalım. Tabii tabii buyurun. Sevgili tabii tabii tabii. Buyurun. Duygu ben açıkladım ama pardon. Bu neden taş fırında pişirttiğini bir deser açıkla istersen. Evet, pide olduğu için lezzet katması açısından orada yapmayı uygun gördüm. Tabii ki bu bana 20 dakika kaybettirdi. Çünkü indim, bekledim, çıktım. Bu bir risk, daha indim, doğru. Bir daha çıktım. Benim için dediğim gibi tek şey hani özel olması. Özel tek düşüncem olması. Size ama özel şey, olmasıydı. Bence bunu kendi içerdik fırında da yapabilirdi. Yani. Hiç çünkü zaman kaybetmeyebilirdi. Ana yemek vardı. Ana oradan zaman kazandı. İşte, burada da 20 dakika kazandı. Ana yemek vardı. Evet. Evet. Hadi birbirine kokular karışmasın dedi. Hayır, oradan zaman kazandı. Çünkü aynı anda kaçtım, ikisi de pişmiş oldu. Pardon, çok affedersiniz. Efendim sevgilim. Sanki yani pişmemiş bir et kesemiyorum yani. Zor. Pide aslında normalde elle yenir de. Bence tabii de ben elimle ekranda... Evet. Pideyi beğenecekler mi dersin? Soğuk bulacaklar. Çünkü soğuk. Ilık yani. Çünkü şey ısıtmaya fırsatımız olmuyor. Yani burada sıralama o şekilde olduğu için ve ekstra bir işlem yapamadığımız için mecbur biraz soğuk oluyor. Yani o konuda haklılar. Soğuk derlerse diyebilecek bir şeyim maalesef yok. Evet. Kesilmiyor ki zaten. Şimdi şöyle sanırım bir şey. Bir problem olmaz sevgili seyirci için. Pide, balık, kelle bunlar yenir elle diye pideyi de ben ekleyip uyduruverdim burada. Pide şimdi zor kesiliyor. Yok dediğim şöyle gibi peçeteyle. Fırından fırında öteki pişerken bunu pişirmek erken pişirmen için zaman kazandın. Ama ötekini bekleseydiniz bu yarışma oldu. Herkes taş fırını bulup bekleyemez. Çok özür dilerim. Hep sizi rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Hani alttaki tabakları alayım sizi tabii, bekletmemek tabii. Adına ana mezeyi miydi? Tamam tamam. Hemen ana mezeyi. Tabii tabii. Sizleri doğru. Alabilirsem rahatsız ediyorum. Doğru. Tekrar çok özür dilerim. Rica ederim. Yemek yerken de Sevgi Hanım alayım. Ama tabii. Ben aslında tabakları hani en son böyle parça olsun, parça getiririm tabii, dedim ama olsun, sofra düzeni olması gerektiği için mecbur böyle olmuş. Aynı yaptık çünkü. Tekrardan. Evet. Sizinkini de alabilirim. Şükrü zahmet Hanım. Vermezsem. Tabii buyurun. Pideyi tadanlar bu arada ben yorum yapabilir. Galiba mayalı hamur kullanmamışsınız. Maya var, el yoğurması. Gayet. Hamuru mayalamış ama maya tam almamış. Maya tam almamış. Evet, herhalde, almamış çünkü hamur kalmış. Evet, hamur kalmış. Kaşar çok az. Yani hızlı üstünde varla yok arası. Sadece böyle bir sanki yağ sürer gibi sürülmüş. Evet. Ağır bir onun için gördüğünüz gibi yani ben şimdi aldım ama kaşar yok yani gördüğünüz gibi. Ya bunda emek yok. Yani hani pastanede yapıyorlar ya, pastanede yaptıkları zaman işte böyle azıcık kaşarla falan hayır, yaparlar. Aynen öyle gibi. İki tane kalıp kesti koydu üzerine. İşte bana gelen vallahi bana gelen şöyle tuttuğumda kaşar bakın şu kadar kaşar var. Aldım. Gerisi hamur. Çok bol koydu kaşarını. Ben gözümle gördüm. Fahriye Hanım. Efendim. Bunda fazla bir emek yok. Hamuru tek yoğurup birden tepsiye tek tek pişirmek. Bu biraz kolaya kaçmış. Fırıncı hamuru çok hoşuma gitti demiş. Kolay kaçmış. Mayalı hamur fırıncı olabilir hamur belki ama yani hiç mayalı bir hamur şeyi yok, havası yok. Ya hamur kabarmadı. Hamur, evet. Hani belli bir süremiz vardır onu kayış mayalarız, gibi bekletiriz. Pardon, ne gibi? Kayış gibi. Sert. Sert. Evet, biraz bir sertlik var. Ara sıcak zaten bir milli felaket gibi diyeceğim. Gerçekten çay saatine geldi ama maalesef ısırsanız ısırılmıyor, kesseniz kesilmiyor. Hem kalın, hem kaşar az, evet, hem sert, sert, hem de ne ısırılabiliyor ne kesilebiliyor. Evet. Maalesef. Arkada ara sıcak değil. Ara yemek değil mi? Kesinlikle değil. Bu sadece çay saatinde yenilecek. Poğaça gibi bir evet, şey olmuş yani. Duygucuğum. Efendim geliyorum. Yani evet, servisleri bekliyoruz. Tabii Duygu şimdi... Ama herhalde ana yemeği hazırlıyor. Herhalde. Ana yemeği hazırlıyor. Ve yanında salatayı hazırlıyor. Kayınvaliden şimdi kim bilir neler geçiriyordur içinden. Öyle değil mi? Annem üzülmesinler diye böyle alttan oluyor her zamanki gibi. Misafir oldukları için. Biz çünkü eve gelen misafire her zaman saygı ve sevgide hep böyle üst şeydeyiz aile olarak.
Üç renkli salata gelecek önümüze. Üç renkli. Evet, evet ben şu an o üç renkli salatayı çok merak ediyorum. Hani olur ya pasta gibi, herhalde öyle değil mi? Yaparlar ya. Bakalım ya, bir şeyler yapacak. Pasta gibi mi yoksa üç çeşitten rengarenk mi? Yapacak. Yani şu an ben de hani o pasta patates olacak. Patates olacak. Patates, patates vardı, havuç vardı. Ha, havuç bir de kırmızı vardı. Lahana vardı. Kırmızı lahana vardı. Yani üç renkli birleşimi mi diye düşünmüştüm. Onu bekliyoruz. Ben. E tabi o da el oyalıyor. Teşekkür ederim. Ben yardım edeyim. Hayır olur mu öyle şey, misafirsiniz hiç öyle. Olsun canım. Kendinizi lütfen zahmet sokmayın, çok üzülürüm. Ben bu şehriye pilavını soracağım. Neden böyle bembeyaz? Kavurma. Bembeyaz. Şunu da şöyle. Şehriye, evet. Şehriye beyaz olur. Ben öyle biliyorum. Yok, tereyağlı şehriye. Kavuruyorlar. Kavuruyorlar. Şehriye pilavı. Evet. Kavrulmuş şehriye pilavı. Pirinç pilavı yapmadı. Herkes diyor pirinç pilavı yapıyor. Yok. Şehriye pilavı yapmasında bir problem yok. Yani, derdimiz yani, o değil. Ama benim beyaz bildiğim şehriye pilavı iyice şehriye kavrulur. Siz de bilirsiniz. Burada Duygu. Evet. Kavrulur. Duygucuğum. Lütfen bana bunu açıklar mısın? Bu neden böyle bembeyaz? Neden bunu kavurmadın? Yani bu bildiğimiz şehriyeyi pilav yerine attın şeyin içine. Pilava bile attığımızda, pirinç pilavının içinde bunu kavuruyoruz. Şu anda bu hiçbir albenisi yok. Nasıl söyleyeyim sana, bak top top görüyor musun? Bak top top duruyor. Evet. Ondan sonra tadı da desen ona keza hiç tadı yok. Rengi yok. Yani hastaya hazırlanmış. Anneciğim şu kaşığı alabilir miyim? Tabii tabii. Al. Ben tane görüyorum. Yok, ben de burada. Soğuduğu için. Buyurun bakın, ben de top top görüyorum bak. Ilık. Anladım. Gördüm, ben de top top görüyorum. Yapışıyor olabilir. Benim amacım tabii ki size her şeyin en güzelini sunmak ama öyle olmuş olabilir. Yok. Dikkatinizi çok özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. O 7 dakika kavruldu. Kavruldu. Ama benim bildiğim şehriye pilavı. Azıcık rengi de evet. Kamerada çekildi. Tam 7 dakika. Ha, yok, 7 dakika. Uzun uzun yok, bir tane. Ama şöyle işte söyleyeyim. Bir tanesi, bir tanesi bari birazcık kızarsaydı bizler de yaparız evimizde. Aynen. En çok yaptığımız şehriye pilavı. Azıcık daha böyle renginin esmer olmasını isterdim. Kesinlikle. O zaman bu inan soğusa bile top top olmazdı. Hmm. İstersen evet, bir dahaki aynen sefer tabii akıl vermek kesinlikle size düşmez ama öğreneceksiniz, siz yolun başındasınız. Bir dahaki sefere yaparsan, devamlı yaptığın bir pilavsa birazcık kavur, bir de öyle dene. 7 dakika kavurdum pilavı. 7 dakika ama, ama diye bir, şey bir yok. Tanesi bari bir kızarırdı. Hmm. Bir de bir şey soracağım. Hmm. Kıyma kavurmuşsun. Evet. Hiç mi yağ koymadın içine kavururken? Bol kıymanın tereyağı. Kendi yağı mı? 3 kaşık tereyağı var. Bakın. 2 kaşık tereyağı var. 2 çorba kaşığı tereyağı var. Bayağı ben da koymuş. Yağlı kuru. Yani. Kuru tek mu? Tek tek. Bakın buyurun. Kuru. Kıyması güzeldi. Pişmişti. Ama ne yazık ki kabak halen pazardan aldığı gibi ya da marketten aldığı gibi kıtır kıtır duruyordu. Sandal sefası da gerçekten kabak yağsız, tuzsuz. Lezzet de hiç yok. Hiç evet, yok. Tuz almayı mı unutmuş? Gerçekten. Lezzet de yok. Kabağın yok. Kabak böyle. Kıyma böyle bol yağda. Teker teker alacağım yorumları. Evet. Kıyma bol yağda kavrulursa içine domates rendelenirse birazcık o domatesin suyuyla pişerse. Var. Var diyor. Ama kuru tek tek. Peki Şükriye Hanım? Vallahi ben de bir tad alamadım. Kabak böyle bir hoş haşlanmış gibi. Yani kıyması da yani bir tad alamadım. Haşladın zaten. Haşlanmış. Haşlanıp fırına veriliyor. Zaten sandal sefası haşlanıp fırına veriliyor. Haşlanıp da yapılıyor. Tamam. Pilav yapılıyor. Mısın? Pilav. Tuz koymamış bence haşlarken. Pilav da arkadaşım. Kabağın suyuna. Evet. Tuz koyması tutursuz gerekiyordu. Evet. Tuzlu suda haşlaması gerekiyordu kabağı. Dün. Ondan sonra bu kıyma. Şekil güzel. Şekil güzel, evet. Tuz ve zeytinyağıyla haşlandı bu arada. Ama işte tuzu az olmuş gelmiş. Dün mesela benim gelinimkine de öyle dedi. Gene bir baharat kullandı. Yani tabii ki şimdi zaman az ve yetiştirilmesi gerekiyor, evet, hızlandırılması gerekiyor. Bunlar tabii ki oluyor. İşte, olmasa tabii ki daha güzel olur. Siz mükemmelini tabii söylüyorsunuz. Tabii ki dikkat ederim bundan sonra. Salatalar evet geliyor mu? Evet, salatalar geliyor. Şimdi ben biraz gecikiyor, kusura bakmayın. Tabii ki tekrar söylüyorum. Hem burada orada hazırlayıp hem buraya geliyorum hani sizi de dinlediğim için. Orada bir de sil baştan hazırlıyorum. Birbirine karışsın da istemediğim için böyle tazecik yemeğini istediğim için. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz hocam, biz dün aynı şey Şükran'da da yaşadık. Evet. Salata genelde yemeğin yanında yenir. Yani işte dediğim gibi hani daha yeni başlandı ve her şey duruyor. Dediğim gibi tekrar hani o size hazırladığım salata gayet özenli ve üst üste konarak hazırlanan bir salata. Tabağınızın yanına getirirken getirebilirdim. Evet, ancak bana seslendiniz.
bir şeyler söylemek istediğiniz için. Ben de yine sizi bekletmemek adına hemen getirdim. Evet, siz çağırınca o da geldi işte, cevap verdi. Ama yine de işte maalesef. Şimdi şöyle düşünün. Dün aynı şeyi Şükran Hanım'ın gelini de yaptı. Salata sonradan geldi. Evet. O zaman ne anlam taşıdı? İtiraz ettik mi? Etmediniz tabii ki. Zaten etme şansınız da yoktu. Etme şansı değil, itiraz etmedik. Yoktu çünkü yani. Hatamızı kabul. Bu arada çünkü Sevgi Hanım'ın yorumunu alamadık. Bugün hiç konuşmadık. Arkadaşlar konuştuğu için ben konuşamadım. Ya yani pilavda hiçbir tad alamadım. Kesinlikle. Kabak sanki soğuk suyla böyle girmiş çıkmış soğuk suya yani. Hiç tat yok kabakta. Kesinlikle ilk defa ben Şehriye'nin bembeyaz halde haşlanmış suda ve önümüze konmuş. Ben böyle bir şey algılayamadım. Ve şimdi Duygu'nun bütün moralini yerine getirecek bir sürpriz var sırada. Merhaba. Başkan, ne oldu? Bir tanem. Sakin ol. O lapa olan birbirine karışmış pilavın tadına bakar mısın? Tamam, sakin ol ya. Misafirdir. O kabağın tadına bir bakar mısın? Sakin ol. Katılıyor musunuz Fahriye Hanım gelininizin yani kabağı için? Pilavdan katılmıyorum. Güzel olmuş, lezzetli bence olmuş. Bence şu anda yani Fahriye Hanım zaten yani kıymalarını yiyor. Kıymalarını yiyorum. O da kabağını yemeyecek. İlk başta biraz diri diriydi ama şu an güzel. Neyi başka, neyi beğenmediler? Kavrulmamış. Diri değilmiş. Evet. Tane tane değil mi o pilav? Güzel. Ben beğendim. Pilavın duruşu zaten kendini yemek gösteriyor. Nasıl duruyor şey pilav? Bakın. Yani pilav beni ye diyecek. Pilav beni şu ye. Şu an ne diyor? Yeme mi diyor? Ben de an bir saniye. Ne diyor? Aman. Yemem, şekerim var zaten. Ben yo, pilav ne diyor size? Pilav şu, beni yeme diyor. Yemem, ben güzel diyor değilim. Ay Allah. Evet, aynısı. Beni yeme diyor. Ben güzel Allah değilim. Çünkü tadalamadım ki. Kesinlikle aynı şekilde. Ya be, sen kulak asma hani kim ne derse desin, sen şeyini, yemeğini sun, güzelce ağırla misafirleri. Tamam mı hayatım? Ağırla yemeğimi Fatih. Tamam, sakin ol, ben çıkıyorum. Tamam, sakin ol. Hadi, başarılar. Fatih Bey eşine moral verdikten sonra şimdi de misafirleri selamlamak için salona ani bir giriş yapıyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Nasılsınız? Eşi Duygu'nun. Fatih, ben Duygu'nun eşiyim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz tekrardan. İyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok yemekler, sağ olun. Servis iyidir inşallah. İşte idare ediyoruz. İyi mi? Kötü zor aslında değil. Aksaklıklar olabilir ufak tefek. Aksaklıklara yani, çok şeyde memnunuz sizi ağırlamaktan. Sağ olun. Şimdi aksaklıklarda biz yorumumuzu yapınca aldığımız cevaptan hiç memnun değiliz. Biliyorsunuz yorumunuzu yapın. Hani tabii. Aldığımız cevaptan hiç memnun değiliz. 11 aylık evli çalışıyor. Bunlar genç. Genç bunlar. Yani siz büyüksünüz hani. Tabii yani. Aldırmamak lazım. Olabilirler. Kimsenin amacı burada saygısızlık yapmak değil. Tabii. Biz çok memnunuz, çok mutluyuz sizi ağırlamakta. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun tekrardan. Sen bize afiyet olsun demeye mi geldin? Bir uğrayayım dedim. Bir kelam vereyim dedim. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Annemi göreyim, sizi göreyim. Annemiz bizim büyüğümüz. Çok seviyoruz. Sağ olun, çok tatlı, süslü. Sizlerle tanıştım, çok ben çok memnunum. Sizlerle tanıştım. Fatih iyi ki geldin ama sen havası değişti bir anda. Biz çok gerilmiştik. İyi, memnun oldum. Memnun oldum ya, o zaman. Evet. Tekrardan iyi akşamlar, çok afiyet sağ olsun. Hoşçakalın. Sağ ol, sağ ol. Fatih çok memnun. Eşine çok düşkün. Tabii bir de daha 11 aylık evliler. Tabii, evet. Tabii. Alışverişe de gittiler beraber. Yardım etmedi. Sadece destek anlamında gitti. Oh ne güzel yapmış. Eşlik i̇yi etti. Olmuş bence de. Çok iyi evet, olmuş. Küçük, gelinimiz küçük. 24 yaşında. Yani herkesin... Şimdi konuştum ben içeride. Kırıldığı kadar. Bir sıkıntımız yok. Herkes memnun. Hı-hı, saygısız oldum ben. Yok öyle bir şey yok. Sen sakin ol. Annem de özür diliyor Fatih'e. Özür diliyor yani. Sen şey yapma. Hiç yorum yapma artık bu saatten sonra. Tamam. Olan olmuş. Biz onları yandım ağırlayacağız. Ben. Yandım böyle gerçekten. Elinden yandım yani. Dur kapıyı açayım biraz. Bu arada Sevgi abi bir sesiniz çıkmıyor sizin. Ben anlayamadım, çözemedim yani. Yarın sıra sizde. Ama Ali Hanım, yani yarına hazırlık mı yapıyorsunuz? Onun stresini biraz çekiyorum. Bir de arkadaşlar konuştuğu zaman araya girmek istemiyorum. Biraz da stres var. Ama siz böyle değilsiniz genelde de. Onun için. Dur bakalım. Yani. Şimdi bugün Fahriye Hanım sessizleri oynadı. Ben korktum. Neden? Yani gelinden mi korktunuz? Evet yani. Gelinden korktunuz. Eyvah. Savun diyorum. Ben de senden cesaret alım. Bence Fahriye Hanım da gelinden korkuyor. Ama yani. Kesinlikle gelinden korkuyor. Şu an onu korkuyor. Görünce ben korktum yani. Çünkü gerçekten gelin sivri dilli, net.
net yani. Pabuç kadar hani derler ya. Hani ben benim ya. Geline diyordum. Evet. Ben benim geline diyordum. Çünkü biz mutfakta onunla bir kapıştık. Hmm. Ama benim gelin sonradan koşarak geldi, benden özür diledi çaktırmadan. Kusura bakma dedi yanımdan, aferin. Tekrar masaya gideyim dedi. Ondan sonra çünkü şu an ne çok geldi özür diledi. Dedi. Yani bir şey yok. Ve gerçekten ama inanın. Çünkü finalden bir gün evvel genelde evet böyle final yani günü yarışacak evet. olan kayınvalidemiz biraz bir sessizleşiyor evet. Şimdi onu biz yaşadık. Ben de bir kere söylemiştim hatta. Hep böyle çok yorum yapan gayet atak cevher bir kayınvalidemiz bir anda böyle sessizliğe büründü. Dedim acaba puanlamadan evvel strateji mi, taktik mi diye. Bence taktik yapıyor. Biraz öyle taktik oluyor. Ziyal Hanım ama o da dedi ki stres bastı beni dedi. Fahri Hanım'ı görünce ben sustum. Böyle kıpkırmızı bir vaziyette. Ama biraz şekerim herhalde şu oldu. O yüzden. Şekeri bahane Allah etme şimdi. Tansiyonum şekerim var. Aman ama şekerim deme bizi korkutma. Tansiyonum şekerim var. Gelin yarın dikleşir acaba diye mi korktun? Yok ben onu sivri güveniyorum. Sivri ben yavruma güveniyorum. Ay o kadar güveniyorum ben ya. Sırtımı gere gere. Ben de güvendim. İnşallah, inşallah. Abi saniye ben de güvendim. Ben ne de oldu? Güvendim. Güvendiğiniz dağlara karlar mı ya? Salata geliyor bakın. Anne daha salata gelecek. Salata geliyor. Bakın geliyor. Daha salata geliyor. Hala bak biraz bu konuş. Yavaş teker teker. Ali Hanım bu biraz konuştuksa sanki bana biraz cesaret geliyor. Geliyor değil mi? Tabii. Konuşuyor. Bir saniye Fahriye ablacığım. Şimdi bir şey soracağım Fahriye Hanımcığım. Şimdi böyle bir salata geliyor dedi. Geliyor böyle yani. Ben bir şey görüyorum yüzünde. Ama böyle bir üzüntü bir. Yani bir göreceksiniz zaten. Şey mi oldu ben biraz? Ben biliyorum salatanın nasıl olduğunu. Zoyn Hanımcığım şu anda bence salata içeride yapıyor. Sürpriz yapıyor. Yapıyor yani. Hayır bakın, canım yapmıyor değil mi? Yapıyor. Bir sürpriz yapıyor. Ben bilmiyorum salatayı yapıyor sunum bence. Sunum için yani, hazırlanıyor. Bitti zaten yaptı benim ama bildiğim bitti değil ama mi? Ama yani hiç kimsenin sunumunda bu kadar beklenmedi biliyor musunuz? Yani, o zaman şimdi benim gelinim de salatayı doğradıydı ama yetiştiremedi evet, dedik. Hayır, sunum için kaselere hazırdık o yaptı ama sunum yetiştirmiş, yapılmamış. Yapmış. Yetiştirdi ama peki. Hani sunum yapacağım ben bunu daha dedi. Ha. Yani bu özel hazırlığı herhalde. Anaokulu öğretmeni olduğu için hı-hı. Yani bir tavuk mu yapacak, civciv mi yapacak? O zaman yok, benim gelinim öğretmen doğru. Olmadığı için hiçbir şeyi sunumunu falan yani, bilmediği için koyamadı yani, masaya. Burada Natalya koymalıydı demek ki. Ama demek ki onun salatasını yapmıştı gerçekten, domatesini, yeşilliğini doğramıştı. Bekledik, servis çok yavaştı. O kadar yavaştı ki hep içeriden devamlı bir sivrilme sesi geldi, diklenme sesi geldi. Duygu, eleştirilere verilecek bir yanıtın var mı? Şunu yaparsan ana yemek için daha güzel olurdu dedikleri her şeyi ben zaten yapmıştım. Kavursaydın keşke diyor. Belki de 10 dakika kavruldu. Hani daha ne yapabilirdim bir pilav için? Duygu şimdi de adıyla dillere destan olan üç renkli salatasını özene vezene servise hazırlıyor. Aa civciv dediği gerçekten abi, bir saat beklersek yani civciv de yapardı bizimkiler de kuş da yapardı. Yapardı. O garibimin de ayrı bir mutfağı olmaması yani dezavantaj o oldu. Evet. Peki nasıl buldunuz salatayı sunumunu? Yani. Fena değil, fena değil salata. Üç renkli salata. Fena değil sıradan fena mı? Fena değil sıradan. Civciv kondurmuş kız. Civciv var. Fena değil sıradan dediler salataya. Öyle mi? Ha, olabilir. Yanına koyayım mı ayrı koy, koyayım? Koy. Gerçekten evet bir kuş vardı. Güzel olmuştu. Ama salata çok komikti. Bu civcivi şimdi mi yaptın? Hayır, süre bitmeden yapılıydı. Ben yapılıydı. Sadece dizdim. Peki bu arada ne yaptın Duygucuğum? Benim adım Kıdır, elimden gelen budur. Öyle diyor. Mi? Acaba? Diyor. Yok yok, ben zahmet etmesin lütfen. Elimden gelen budur. Yok yok, lütfen lütfen. Ben çünkü şey yaptım. Hep hanımefendiye öyle oluyor. Sanki böyle kastiği oluyor. Tozlu oluyorsun herhalde. İçim rahat etmez. Biraz sinirli miyiz tatlım? Biraz sinirli gibisin. Yok yok, hiç değil. Güler yüzlüdüm. Tuz var mı şey? Hani tuz. Biliyorsunuz ki bir yarışma formatı biraz hani böyle heyecan, yetiştirme ya, çabası, ayırma. Heyecan var yoksa. Efendim pardon, salata ile ilgili bir bekle Duygucuğum, alalım şeyi. Yani yağ yok, gel yok, limon yok. İçinde hepsi ama ayrıca kesip geçiririm. Şey, yani tabii inanın, yani. Lütfen bakar mısın tadına? Bak, evet. Lütfen bakın arkadaşlar, yani ben benim tuz damak tadım denen ben bir şey yok bekliyorum. Yani. Sadece patates püresine bulanmış yani, sebze. Bana müsaade, çok, evet. Ben bir sosla tuz bulup geleyim. Getiriyor, getiriyor. Siz zahmet etmesin. Şey, geldi tuz geldi. Alttaki maydanoz biraz salatalık mı? Ben bunu hayır dedim. Maydanoz. Maydanoz. Koydun mu içine yağ, evet. Limon, tuz? Aslında koydum ama dediğim gibi yani yetersiz. Ben hiç, de baktım sana doğru. Hiç gelmemiş. Hiç, doğru değil hiç, mi? Hiç, doğru, hiç, doğru hiç, yok. Kötü mü? Hayır. Bu bir sebzedir. Gerçekten bu evet. Çok güzel. Zaten bu
içine yağını, limonunu koyduğun zaman otları topla, at. Üç renkli. Evet. Üç renk, beş renk, 12 renk olsun hiç fark etmez. Tüm otları koyuna bir araya, zeytini, yağını, limonunu döktünüz mü? Fevkalade bir biraz şey oluyor. Benim gelinim dedi ki anne ya şey dedim ki kızım dedim yağlı yemeyen var, yağ isteyen var. Ayrıca'dan özel masaya getirmişti limonu, her şeyi, baharatı, acı biber istedi. Hepsi masadaydı. Yani şu an ben buna biraz limon sıkmam lazım, limon, biraz yağ koymam lazım, biraz tuz koymam lazım. Evet. Ve ben bunu ancak o zaman yiyebilirim. Yani. Kaynanalar seni biraz sinirli buldular duyduğun gibi. Hayır, ben cevap vermediğim için cevap vereyim diye sinirli misin diyorlar da. Yo değilim, yani aslında değilim. Şey, üzüldüğüm nokta yaptığım şey yapmadı demiş olmalıdır ama yapmadığım şey yapmadı dediğin zaman zaten haklısınız dedim fark ettiğiniz gibi. Peki yok, tatlıya yani, geçelim. Duygucuğum. Yok, gerçekten yok. Tatlıya mı geçelim? Duygu. Evet evet Duygu. Kabak zaten pişmediğinden dolayı. Evet kabak biraz tatsız, kalmış. Hem tatsız doğru. Hem pişmemiş. Evet herhalde yarışma telaşıyla yani. Evet biraz salatadan da tatlarda bir eksiklik var, ben de katılıyorum size. Evet. Doğru. Evet, yani bugünkü eleştiriler doğru, yerli yerinde. Salatayı zaten direkt ağzına aldığın zaman. Ama şimdi tatlı gelecek, fincan tatlısı. Ya şimdi şöyle bir şey diyeceğim, sunum, lezzet, güzel yok, olduktan sunum falan sonra çok güzel. İsterse bakır şeyde hani. Ya tabii ki. Şeyde olsun. Evet, lezzet hani, olacak. Lezzet olduktan sonra. Sufleyi biliyorsunuz, sufle evet. Tamamen yerlere yapışmıştı. Evet. Ama çok lezzetliydi. Evet. Tadı çok güzeldi. Çok yani. Yani tadı çok güzeldi. Bak şimdi fincan tatlısı da Kemalpaşa'yı değişik bir şekilde pişireceğini söyledi. Ben o kısmını göremedim. Evet. Mesela fincanda dedi ben dedi. Üstüne muhallebi koyacağım. Kemalpaşa evet. Mı var içinde? Evet Kemalpaşa. Güzel muhallebi. Ben ilk defa. Hazır. Hazır. O da hazır. Hayır. Ben... Hangisi hazır? Kemalpaşa'dan hazır. Kemalpaşa zaten hazır oldu. Ya çok pardon. Ben bir su alacağım. Çok saygılısın. Susadım yani. Sana gerçekten. Sana teşekkür ederim. Hani burada yani, meyve yani. Suları var. Yok, meyve suları var. Boğazından dolayı su Duygu, içiyorum. Su getirir şey misin? Da. Bir bakmam lazım Duygu şu. Duygu iptal. Gene Ali Hanım suyu bahane edip gene bir mutfağa gitti. Çok bile oturdu. Şimdi Duygu ben de ne zaman kalkacak? Tepkisini ölçmeye gitti bence. Yok, bence de bu hareket yanlış. Yani. Aliye'nin her yerine yaptığı gibi şimdi de Duygu'yu sorguya çekiyor. Süre bu, şartlar bu, imkan bu, olan imkanları içerisinde bu yani durum yok, bu. Yok yok, hani, hepinize verilen imkan ve süre aynı. Herkes yetiştirdi mi tatlısını, yemeğini, benim gibi söylenen vallahi her şeyi benim gelinim yani. Yetiştirdi, Şükran Hanım'ın gelini yetiştirdi. Hiç bekletmeden. Sadece Aliye Hanım, bir hanımın... Eyvah. Gelin mutfağa girdi, bir şeyler ters mi döndü? Biz sizi beklediğimiz kadar beklemedik gerçekten. Aliye Hanımcığım. Efendim Zuhal Hanım. Aldıysanız suyunuzu buyurun, sizi bekliyoruz burada. Ah ben su almaya gelmiştim, lafa daldım. Anladım. Dalmışsınızdır mutlaka. Sadece lafa mı daldınız acaba? Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Kaşık bıçakla şöyle önüne döner misin? Bıçakla çevresini dön. Sadece bıçakla çevresini dön. Şu bıçakla çevresini dön. Tatlı. Ama ben gerçekten şu an yerinde. Yok zaten. Evet. Aliye Hanımcığım artık gelebilir tatlı. Misiniz lütfen? Getirin. Geldim Zuhal Hanım. Aliye Hanım'ın mutfağa gelmesinden pek hoşlanmadın görünüşe göre. Hayır, hiç hoşlanmadım. Hiç hoş bir hareket değil bence. Misafir gittiğiniz evde mutfağa sadece yardıma gidersiniz başka bir şey için. Yani ne bileyim. Ne yaptığına bakmak için ya da eleştirmek için ya da bu öyle olmaz böyle olur falan demek için o şekilde gitmezsiniz yani gidilmez diye düşünüyorum. Ya nereye gittiniz, suya mı kuyuya mı gittiniz çektiniz kuyuda? Buzdolabına gittim Zuhal Hanımcığım, buzdolabına gittim ama maalesef. Buzdolabı şurası ya, hemen köşeye dönünce buzdolabı madem yani. Madem gittiniz. Biraz muhabbete de daldı herhalde. Biz duyuyoruz seslerinizi bangır bangır vallahi gerildik Zuhal burada. Zuhal Hanımcığım bence kendini boşuna stres etmiş. Bu mücadelenin ben içine sokmuş. Anne konuştunuz Duygu, çok merak ettik vallahi. Aa yaban mersin de var ya, vay. Su isteyen? Çok sert. Şimdi Duygu kafamıza mı vurdu nereye? Şey yani dedik, aynı şeyi dedim ben de. Duygu gerildi. Demeyim dedim ben. Evet sinirli. Sinirliyim. Evet aynı şeyi. Ama pardon. Bazı aynı şeyleri kabullenemem. Evet. Tatlıları da getirdiği zaman pat benim önüme, pat arkası ortasına. O an hatta ben bir an şok oldum. Arkadaş dedi kafamıza vursaydın bari. Tatlı tabağa geldi. Benimkini ortaya bıraktı. Gümbeden hemen pat diye bir ses.
Şükrüye Hanım'ınkine ona keza. Bu kime geldi? Sağ. Hangimize geldi acaba? İsterse altın tabakta gelsin. Şimdi ben çok pardon, burada size döneceğim. Ali Hanım, siz mi geldiniz içeride duygusu? Hayır, ben duyguyu gelmedim, Ama niye böyle geldi? Ben bir maalesef şey dedim. Maalesef daha duygu fincanları falan kıracaktı. Ben ona bir taktik verdim içeride muhallebiyi boşaltması için. Bıçakla şöyle çevresini geç ki dedim, öyle dedim. Onun için mi bir gümbürtü geldi? Yardımcı olmaya çalıştım. Aynen, düştü fincan çünkü elinde. Yardımcı olmadım, sadece bir o anda fikir verdim. O da çok şey değil, önemli değil ama burada ben isterdim ki bu fikirleri kayınvalidenin vermesini. Kayınvaliden seni yeterince savunabiliyor mu Duygu? Hayır, özür diliyor. Çünkü birinin savunulacak ya da birinin onu birinin bir başkasına bir şey diyecek bir durumu bence yok. Çünkü bence bir durumluk bir şey yok. Çünkü bir lokma alıyor ve hemen yenisini istiyor. Nasıl hemen yenisi gelebilir? Ben kalkabilir miyim arkadaşlar? Nereye? Gerçekten ben katlanamayacağım bu saygısına şeyim. Abi sen içeride kıyamet kokuyor. Bir dakika olur mu öyle şey? Ama evet yani gerçekten. Gerçekten. Evet. Ben bakayım bakalım. Ha, geliyor. Evet. Geliyor, geliyor, geliyor. Tabii yani. Tamam. Ben de. Ama burada Fahriye Hanım'ın çok büyük hatası var. Sakarım, Duygu tamam. Daha biraz çok geç, ona yardımcı olmamış. Biraz sakin olalım. Duygu da çok gerildi. Duygu sen mi yardım ettirmedin kayınvalidene? Yani yok, kendi tercihi yardım edip etmemek. Ben kimseye zorlamam. Bitiriyor, düşürecek. Ama eyvah, aman aman. Dur, ben götüreyim bunu da bari. Getir, onu da götüreyim. Ana, düşürmeyelim. Ya tabii ki yarışma tabii yani, olacak yani. Olacak. Yani olacak. Bu kadar şey yap, bu kadar yani. Sonuçta yani. Allah korusun ucunda ölüm yok yani. Tabii yani. Ben üzüldüm şimdi. Düşer. Yani hem Duygu'ya üzüldüm, eder. Hem sizlere üzüldüm. Şükrüye Hanım'ın böyle tepki vermesine evet, de üzüldüm. Gerçekten ben yani. Bir dakika. Yani nereden buraya geldik? Nasıl oldu? Söz alabilir miyim Zahra Hanımcığım? Anlamadım valla. Çok, şu an çok üçümüzün evine de gittik. Yani. Gelinlerimize hep eleştirdiler. Hiç ters bir tepki görünmedi ve kırıldı mutfak. Yani. Bu hepimize yapıldı. Bir bize de tatlı kapıya pat indi. Mutfakta da mesela hani bir bardak elimden kaydı, lavaboya düştü. Onu bile kendilerine algıladı hani. Ooo. Eksikler. Herkesin yani ağzını kapattı mı aşağıda? Yok yok, kapatmasını ne diye kapattı? Hayır canım, yok öyle bir şey. Yok yani gerçekten. Olur mu gerçekten? Pardon, ne demek yemek durumundasın? Yok vallahi ben yemiş kadar olmam. Ama tatmak durumundasın Şükrü Hanımcığım. Tamam, tatmak durumundayım. Tamam, buyurun bir kaşık da dersiniz. Olmaz. Bunu da siz alın. Kaşık mı yok? Ben alırım da. Bir dakika. Sorun değil, kaşıklarımız gelsin. Sen otur lütfen. Tamam. Sen otur. Kaşık vardır, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Daha sen çok otur Fahriye Hanımcığım, zahmet etme. Daha 24 yaşında, bir yıllık evli, yaptığı hatalar olabilir ama kayınvalidenin burada Fahriye Hanım'ın çok fazla hatası var. Öyle mi? Evet. Bakalım. Buradaki bilemiyorum. İhale aranızdaki aranızdaki iletişimin ne olduğunu bilemiyorum. Ben ki benim gelinim gerçekten biraz cadıdır. Evet. Net cadıdır. Cadı mıdır? Evet cadıdır. Bizimki benim cadı de bir cadıdır. Seyredecek abi diyorsun. Seyretsin. Ay, cadı o da cadı, ben de cadıyım. İmkanı yok cadılık. Çünkü ikimiz de cadı olduğumuz için birbirimizi aynı şeyde Duygu toparlayabiliyoruz. Duygu çok şekerdi aslında da herhalde yarışma şeyinden. Burada dediğim gibi maalesef ama bunun ne yapılması gerektiğini siz söyleyebilirdiniz. Kayınvalideler Fahriye Hanım'ın seni doğru şekilde yönlendiremediğini düşünüyorlar. Haklılar mı sence? Yani annem bence hepsine olması gerektiğinden daha iyi niyetli davrandı. Benim yerime özür bile diledi. Bildiği bir şeyi tekrar etmem. Bilmeyen bir kişiye tekrar etmem. Fahriye Hanım bakın şu anda bir yarışmada bu çocuk. Doğrudur. Ve bu çocuk şu anda eli ayağına dolanıyorsa sizin bunu örneğin söylemeniz... Ya ben olsaydım neydi? Sizin yerinizde şu anda Duygu'nun kayınvalidesi olsaydım evet, derdim ki kızım bunları yaptın. Yaptın. Ters çevir bir tabağa ya da tepsiye. Arkalarına pat pat vur, şunu çıksınlar ya da bıçakla çevir. Yap. Bakın aynı sunumda yapsın. Tam söylemiş zaten nasıl yapacağını da tekrar tekrar ben... Ay, bir daha 10 kere tekrar söylemeyeyim demiş. Yani anlaşılan o ki gelinler kayınvalideleri tırsıtıyor, korkutuyor galiba ya. Yani ben anladım. Yani ben iki kere, bir kere yani ben kendimi tanıyorum ya. Ben hiçbir tırsıcağına hafkuyu zannetmiyorum. Yani bilmiyorum. Ben şunu katılmıyorum. Dünden beri benim yani... Program başladığından beri 10 senelik evet, devamlı evet, dile bu geldi. Evet. Yemek konusunda 10 senelikten de 10 senelik aşçı olaraktan değerlendirilmesine ben karşıyım. Sizin geliniz yemek kursuna gidiyor ve benim gelinim kendi çabalarıyla, kendi imkanlarından evet, yapıp
sunmaya çalışıyor. Tamam. Ne güzel. O yönden tabii yanlış değerlendiriyorsunuz. Hayır, ben hiçbir şey... Neyi yanlış? Yok, pardon, yok, pardon. Yok, ya şey yaparken... Şey değil, bir dakika, ben nereden buraya geldim? Ben anlamadım ki. Allah aşkına, yiyelim şu tatlıyı da bir an evvel puanlamayı. Ya konu buraya nereden geldi? Sakin olalım lütfen. Çok sesleriniz yükseldi. Ama Zahir'im, haksız mıyım? Tamam, kapatalım bu konuyu. Şu an Duygu'nun evindeyiz. Haksız mıyım? Bu konu nereden buraya geldi? Hayır, değerlendirmeyi 10 seneden yapıyorsun. Tamam, afiyet olsun. Buyurun. Yani hayır, ben anlamadım gerçekten. Pardon, sessizlik artık rica edeceğim herkes adına. Vallahi komşular rahatsız olacak. Çok sesimiz yükseldi. Lütfen tatlılarımızı yiyelim. Birazdan puanlamaya geçeceğiz. Beğendin mi? Çok güzel. Ben de beğendim. Ben sunum de güzel. Arası şey. Çok güzel. Sunumun da çok güzel. Eline sağlık. Evet. Hiç Kemal Paşa'yı böyle yememiştim. Harika, ben de deneyeceğim. Yok, Kemal Paşa'sı evet gelmedi bana da. Çok güzel. Ortasında kesinlikle. Bence evet, bu... Evet, ortasında. Evet. Gerçekten. Teşekkür ederim. Yani ben evde deneyeceğim bunu. Afiyet olsun. Gerçekten çok beğendim. Ah, şükürler olsun. Gülelim. Güzel bir şey. Gülelim, edelim. Yani. Ne yani böyle? Yok, güzel olmuş. Kemal Paşa'sını kuru mu koydunuz bunun içine? Efendim? Yanında... Kemal Paşa'sını kuru olup üzerine bu pudingi mi döktünüz? Hayır. Haşladınız ayrı mı? Şeker, şerbetiyle haşlandı. Şerbetiyle haşlandı. Biraz bekledi. Evet. O iyice şekerlendi. Evet. Sonrasında muhallebisini tamamen evet kendim yaptım. Bununla evet güzelce... Ve tereyağı, margarin de değil. Hani evet, gayet sağlıklı. Evet, tereyağı da mümkün olduğunca az koydum ki kokusu olmasın. Hı-hı. Vanilya iki paket koydum. Hani hı-hı vanilya aroması buram buram gelsin. Hı-hı. Ve şekeri de minimal. Hani çok az. Evet. Ne çok, yok, ne çok az. Güzel. Ne tatlı, ne şey. Hani yalnız hep bu arada yaptım. Duygu'nun yaptığı bu muhallebi aynı zamanda pasta kreması olarak da kullanılıyor. Hı-hı. Evet, evet. Çok güzel. Çok güzel. Servisin ikramınız güzel, ters oldu güzel ama servisiniz güzel oldu. Ya doğrudur yani haklısınız dediğim gibi yani 2,5 saat içerisinde hem oraya git hem buraya git. Bir de belki yani izleyeceksiniz ben yani üzerimi değiştirme aşamasını da yemeğe dahil giyindim. İlk üstümü değiştirmeyi. Biz çünkü direkt başlattık ben süremde üstümü değiştirdim. Böyle rahat kıyafetler evet, giydim. Aynen. Ve masayı aynen çektim, işte koltuğu çektik falan. Bir düzen uğraştık. Duygu, bir şey söyleyeceğim. Böyle... Çok pardon. Buyurun, buyurun. Bu biraz daha pişmeli miydi? Evet. Çünkü sert evet. Hani olur şey gibi mi Duygucuğum? Şöyle söyleyeyim. Bu bildiğimiz Kemal Paşa gibi pişirdikten sonra bunun içine koymalı. Yani çünkü şu an pişmemiş ya. Bak görüyor musun? Bak kesmiyor bile. Gördün mü tatlım? Bak. Gördün mü? Kaynatılmadı sadece. Sadece kaynattı ama. Serbest de kaynadı. En az 10 dakika kaynadı. Ha, 10 dakika kaynadığından olmuş. 10 dakika olmaz. Belki daha fazla şu an sürdürüyor ama. Yani 10 dakika olmaz çünkü şöyle bir şey gerçekten şiştiği zaman şey alınıyor pişmemiş ya. Pişmemiş yani, yani bu. Ama şişince aldım ben. Kesinlikle muhallebi çok tatlı, çok bunu, güzel. Yani lezzetli. Yani güzel. Bunu ama ben bunu yapacağım evde. Kesinlikle güzel yapacağım. Peki puanlamaya geçeceğiz. Ellerine evet sağlık Duygucuğum. Teşekkür ederim. Alıyorum. Güzel olmuş. Sağlık. Peki birazdan açık puanlamaya geçeceğiz efendim. Büyük finalden evvelki final için hazır olun, geliyoruz. Evet geldik gecenin finaline ve açık puanlamaya. Nasıl? Bu emeğin içinde daha çok. Hmm. Buyurun Sıdık Hanım, sizin de puanınız. Benim de puanım Duygu'ya. Size nasıl bir saygısızlığım oldu acaba? İnanın siz farkında değilsiniz. Aliye Hanım'a ikinci yemeği getirdiğinizde elleriniz titriyordu. Buyurun Şükrü Hanım, sizin de son olarak puanınızı puan öğrenelim. Niye derseniz ben hala elim ayağım sakır sakır titriyorum. Evet geldik gecenin finaline ve açık puanlamaya. Biraz evvel de söylediğim gibi herhalde Duygu ve Fahriye Hanım için kafanızda belli bir puan belirmiştir. Hazırsa herkesin kafasındaki vereceği puan buyurun tahtalarınıza yazabilirsiniz hanımlar. Buyurun Aliye Hanım, puanınızı öğrenelim. İki.
ikilik bir yemek olduğunu düşünmüyorum ben kesinlikle. Siz neye istinaden iki? Bana göre iki. Şöyle ki bu emeğin içinde daha çok. Hmm. Bir de işte tatlıda muhallebi. Bunun için mi iki? Evet, bunun için iki. Sofra ama onun dışındaki vesaire için bu kadar özel emek. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Sofra düzenine gelince sofrada çok fazla bir emek yoktu. Gördüğünüz gibi bunlar çok rahat bir şekilde pat pat yerleştirilebilirdi. Bizde masa örtüler, işte üstüne ekstra örtüler falan bayağı bir tesadüflü bir masa kuruldu. Onun için o bir zaman kaybıydı gerçekten. Ben de tahmin edeydim ki atardım iki tane böyle şimendi tablo ortaya. Koyardım Amerikan servislerini, gayet çabucak, daha hızlı kurulabilirdi. Onun için maalesef ki iki. Yemeklere gelince dediğim gibi çorba maalesef. Ara sıcak maalesef ve sıcaksa yemekse maalesef. Çok üzgünüm. Misafirperverim. Onu söylemek istemiyorum artık. Biraz önce çünkü gerçekten muhallebinin tabaklarını fırlatarak gittim. Nasıl? Muhallebinin tabaklarını fırlatarak gittim. Şükran Hanım'ı zor zapt ettik, gidiyordu Şükran Hanım. Muhallebinin tabaklarını fırlatarak mı gittin? O farkında değil yaptığının. Tabakları nereye fırlattın? Şuraya fırlattın, hemen böyle öyle bir koydun. Şükran Hanım terk ediyordu, gidiyordu. Terk etmesini gerektirecek hiçbir durum yaşanmadı ki terk etsin. Ben kendisinin şahsına ya da yaptığı eleştiriye bir şey söylemedim ki kırılıp gitsin. Yani yemeğin tadından önemli şey olan burada tamam sunumu olsun bu su ama sizin de hareketleriniz. Çok üzgünüm. Bakalım Sevgi Hanım kaç verecek Duygu'ya? Buyurun Sevgi Hanım, sizin de puanınızı görelim. Üç. Olabilir. Peki. Üç, iki, beş. Şimdiye kadar iki kayınvalidemizden toplam 5 puan aldım. 5 puan. Evet. Sıdık Hanım'ın da puanını öğreneceğiz. Bakalım o kaç verecek? 2. Benim de puanım Duygu'ya 2. Size nasıl bir saygısızlığım oldu acaba? Siz 2 verecek size ne yaptım? Merak ettim de. Bu yaptığınıza değil. İlk başta başladık çorbayı eleştirmeye bir sinir haline girdiniz böyle. İnanın siz farkında değilsiniz. Aliye Hanım'a ikinci yemeği getirdiğinizde elleriniz titriyordu. Heyecandandır ama. Heyecandan olabilir. Heyecandandır ama bizlere titreme bir sana eleştiri yani yapma hakkını vermeme çabasındaydım. Ben öyle kabul ediyorum. Sizin gibi şık bir hanımdan daha böyle sakin, daha ılımlı cevaplar beklerdim. Gerçekten çok şıksınız. Gene de üstüne basa basa söyleyeyim, eline emeğine sağlık ama beklediğimiz bir duygu göremedim ben karşımızda. Masana gelirse puanı soruyorsun. Benim kızımın hemen işten gelirken telefon edip anneciğim aceleyle masayı hazırla arkadaşlarımı getiriyorum dediği zaman inanın örtüleri aynı bu düzen pat 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 koy tabaklarını koymam gibi çok şık bir örtü beklerdim. Ben örtü de serdim deneme aşamasında. Çok örtü üstüne örtü oldu ve daha önceki bir gelin de örtü üstüne örtü kondu denmiş. Biz sadece örtü serelim dedik. Baktık bu sefer de tabak beyaz, örtü beyaz, yani çeşitli mumluklar vesaire beyaz. Hani bu sefer dedim ki hani bembeyaz bir masa çok yavan olur. Ben hani özenmek istediğim için yani tamamen yine aslında amaç özenmek peki, ve daha süslü de, göstermek evet, amaçlı olduğu için bunu kullandım. Peki son olarak da Şükriye Hanım'ın puanını öğreneceğiz. Buyurun Şükrü Hanım, sizin de son olarak puanınızı öğrenelim. İki. Üçüncü iki puanın. Niye derseniz, ben hala elim ayağım sangır sangır titriyorum. Evet, fark ettim, bayağı bir gerildiniz. Evet, ben çok gerildim. Peki. Ya emeklere karşı düşüktü puanlar.
Yani bir 4 olabilirdi. 2, ben kimseye 2 vermedim. Peki puanlarımız böyle. Elin emeğine sağlık. Size de teşekkür ederiz. Çok güzel ağırladın bizi. Şu an son olarak benim puanımı öğreneceksiniz. Ben puanımı vereceğim. Sonrasında da sizlere veda edeceğiz. Yarın büyük final için de Sevgi Hanım'da olacağız. Bakalım haftanın son günü büyük finalde bütün gelinlerimiz bir araya gelecek. Onlar da görecekler puanlarını. Bakalım büyük ödül kime gidecek? Ama önce benim tabii ki puan vermem lazım. Teşekkür ediyorum tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, siz de izlediniz sevgili seyirciler. İlk kez gerçekten de bu kadar gergin bir masayla karşılaştık. Şükrü Hanım az kalsın gidiyordu. Ben çok üzüldüm. Lezzetlerle ilgili fikirlerimi zaten masada da söyledim. Ama eline emeğine sağlık tabii ki. Olabiliyor yarışma telaşı. Yarın da büyük final var. Büyük finale bir kala benim sevgili Duygu ve Fahriye Hanım'a puanım. Yarın Sevgi Hanımlar da final yapacağız efendim. Bakalım büyük ödül kime gidecek? İyi akşamlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.